Evet, herkese merhabalar diliyorum, değerli konuklar. Üniversitemizin kıymetli yönetimi, Sayın Rektörüm, çok kıymetli öğrencilerimiz, değerli katılımcılar, bizleri kanalda bizleri izleyen çok değerli öğrencilerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından yapılan, tertip edilen 106. yılında Çanakkale Zaferi adlı programı gerçekleştirmek üzere değerli konuklarımızla birlikte bu alanda uzman tarihçilerimizle birlikte sizlerin karşınızdayız. Tekrar selamlıyorum. Bu münasebetle öncelikle konuşmama başlamadan önce 106. yılında Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha şehitlerimizi bu vatan için, bu millet için, bu topraklar için şehit düşmüş, canını vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Eğer bunlar olmasaydı biz bugün bu güzel ortamlarda sizlere bu konuları anlatamayacaktık. O bakımdan biz bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm Çanakkale şehitlerini, sadece Çanakkale şehitleri değil, bugüne kadar, Malazgirt'ten bugüne kadar bu vatanların elimizde kalmasını sağlayan, bize bu cennet vatanı vatan haline getirmemizi sağlayan ve hala üzerinde var olmamızın nedeni olan şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle anıyorum. Bu arada itibariyle programımızı unutmayın. Zor şartlar geçiriyoruz bütün dünya ve ülke olarak. Pandemi koşulları neticesinde biraz ayrı kaldık. Öğrencilerimiz de ve milletle belki çok yakın temasımız yok, yüz yüze değiliz ama bugün yaşadığımız koşullar ne olursa olsun unutmayalım ki dünkü Çanakkale'nin yaşandığı koşullardan çok daha kötü değildi. Çanakkale'yi bugün etraflıca değerli hocalarımızdan dinleyeceğiz. Koşullar ne olursa olsun biz geçmişte bizi biz yapan, bugün hala tarih sahnesinde bizi büyük Türk milleti olarak kalmamıza neden olan dönüm noktalarını, Çanakkale'mizi, Malazgirt'imizi, bir milli mücadelemizi, büyük başarılarımızı, geçmişteki tüm o büyük olayları bu nesillerimize ve gelecek nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz. Böyle bir vebalin altındayız. Bu anlamda pandemi koşulları veya hangi koşullar olursa olsun bu programın gerçekleşmesinde bize fırsat tanıyan başta Sayın Rektörüm Profesör Doktor Süleyman Özdemir'e ve yönetimine, bu üniversite yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca programımıza katılan Bahçeşehir Üniversitesi'nden kıymetli hocamız, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Nuri Yazıcı hocama, Çanakkale Üniversitesi 18 Mart Üniversitesi'nden programımıza iştirak eden değerli bilgilerimize katkı sağlayacak olan Barış Borlak Yardım Hocam, Doktor Öğretim Üyesi Barış Borlak hocamıza ve üniversitemizin kıymetli öğretim üyesi, aynı zamanda ev sahibi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Cemile Şahin hocanıma katıldıkları için, bize katkı sağlayacakları için ben şimdiden peşinden çok çok teşekkür ediyorum. Ve çok önemli bir konuyu 106. yılında Çanakkale'yi bir kez daha dinlemek istedim. Paylaşmak istedim. Bir kez daha söylemek istedim. Bugünler için burada değerli bilim adamları. Şimdi ben bir de kısaca bir Çanakkale'yi niye Çanakkale'yi özleri sırasıyla arkadaşlarıma vereceğim. Onlar da Çanakkale'nin değişik boyutlarını ifade etmeye çalışacaklar. Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki zor bir coğrafyada yaşıyoruz. 1070 binli yılların başında, yani Anadolu'nun binli yılların başından itibaren fethedilmeye başlaması ve Türk yerleşimine açılmasıyla birlikte Malazgirt ve sonrası burada büyük bir süreç yaşadık. Büyük bir dönem yaşadık. 1000 yılı tamamladık. 1000 yıldır bu topraklardayız. Ebediyen kalacağımıza da olan inancımız ve kararlarımız kesindir ve katidir. Bunun hiçbir zaman büyük güçler bu coğrafyada hangi plan ve projeleri uygulamışlarsa da veya bundan sonra da uygulayacaklarsa da önemli değil. Biz burada varlığımıza, burayı tabulaştırdığımız o 1000 yıllık sürece güveniyor ve inanıyoruz. Bu topraklar üzerinde büyük medeniyetler kurduk ve dolayısıyla geçmişimizde de çok büyük başarılar var. Bunlardan birisi Çanakkale ve burada
Türk varlığına son vermek niyetiyle yapılan önemli bir harekattı. Her zaman tarih boyunca karşılığını nasıl gördülerse büyük güçler Çanakkale'de planlarına ulaşamadılar ve o cevabı Türk milleti Çanakkale'de de verdi. Çanakkale bizi her şeyden önce bu toprakların, bugünkü toprakların bu şekliyle kalmasında ilk adım olarak çok önemli bir süreci ifade eder. Sonrasında biliyorsunuz biz milli mücadelemizi yaşadık ve o milli mücadelenin ruhunun temellerinin ben Çanakkale topraklarında atıldığını, o Çanakkale ruhu içerisinde işlediğini iyi biliyorum ve onu o şekilde inanıyorum ve hep bütün öğrencilerimize de, bütün arkadaşlarımıza da bu ruhu aşılamayı, bu ruhu anlatmaya çalışıyoruz. Bütün gayretlerimizi, bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Ne arıyorlardı Çanakkale'de? Niye Çanakkale? Ben kısaca arkadaşlarımızın çok fazla vaktini almadan sizlerinde şöyle birkaç kelimeyle işi Çanakkale'ye getirip sonra yerine önce Çanakkale'ye sonra İstanbul'a da Bandırma'ya gözleri bırakıyorlar. Da bu süreçle ilgili düşüncelerini, bilgilerini, katkılarını almaya çalışacağım. Çanakkale'yi anlamak için şöyle bir küçük genel bir tur atmak lazım. 20. yüzyıla inip dertler neydi, biz neydik, karşımızda nasıl bir iklim oluştu, onun ana yapılarını ortaya koymak isterim. Bu çok önemli çünkü 19. yüzyıl değişen bir dünya. Bütün o güç dengelerini, siyaset anlayışlarını yeniden modifiye olduğu, yeniden güç dengelerinin tesis edildiği bir coğrafya ve yeni bir iklim üzerinden, yeni bir anlayış üzerinden. Bu emperyalizmdir, sosyalizm, sömürgeciliktir ama yepyeni bir anlayış. Yani bizim o uzun yıllar Anadolu Selçuklu ve Osmanlı klasik döneminde ortaya koyduğumuz tavrın çok çok daha farklı bir yansıması. Kapitalizm, o coğrafi keşifler ve sonrasındaki bilim teknolojinin Avrupa'nın Amerika keşfinden sonra bütün o uzak doğuyu ve bütün dünyayı keyfiyle başlayan ve bütün o dünya nimetlerini Avrupa'ya taşıyarak değiştirdiği anlayışı ve adına kapitalizm adını koyduğu yeni sistemin doyurulması hiç de kolay değildi. Bu doyurma meselesi sömürgecilik ve sonrasında 19. yüzyılda karşımıza bir emperyal dünya tesis edecek. 19. yüzyılın başına geldiğimizde o Pax Ottoman, o klasik dönemin, o bir zamanların 3 tane kıtaya hakim olmuş medeniyetin artık o kadar etkisi yok kalmadı. Ve Pax Ottoman'ın yerini kapital bir dünya, merkantilizmin dönüştüğü kapital bir dünya İngiliz tekelinde hepsi emperyalizmin köküne kadar, dibine kadar emperyalizmi kendi hayatlarının bir tarzı haline getirmiş olan büyük bir medeniyet inşa ettikleri iddiasında yeni bir Avrupa coğrafyası ve bu yeni Avrupa coğrafyasının gözünü diktiği en önemli temel yer Doğu. Doğu dediği de Osmanlı toprakları aslında ilk etapta. Zaten Doğu'yu tanıyor. Hele uzak Doğu'yu bitirdi. 15. 16. yüzyıllardan itibaren 1750'lere geldiğinde sanayi devleti olmaya başladığında İngiltere Doğu'yu da tanıyor. Büyük bir kısmını dünyayı keşfetmiş durumdalar ve sömürge haline getirdiler. Ama karşılarında çok büyük bir Osmanlı var. Hani o 1815 Viyana Kongresi'nde Çar Nikolay'la Kral Edward'ın bir araya gelip belki kadehlerini kaldırdıklarında söyledikleri bu çok müthiş, önemli Doğu'ya bakış açılarını çok net bir gösteren, bize Çanakkale'de ne aradıklarını daha 100 Çanakkale'den 100 yıl önce ne zaman Çanakkale'yi tasarladıkları derlerse, ben 1915 olayı demiyorum Çanakkale'yi. Bu 1815 olayıydı. Çünkü 1815'te Viyana'da yeni statükoyu, Avrupa statükosunu emperyal temel üzerinde inşa etmek isteyen büyük güçler şunu söylüyorlardı. Yanı başımızda büyük bir Osmanlı Devleti var. Bu Osmanlı Devleti hasta. Bu bir hasta adam bir gün ölecek ve bu ölecek adamın çok büyük bir mirası var. Bu miras, bu güzel miras nerelere, kimlere kalacak? Meselesi, bakın Çanakkale'den 100 yıl önce kafaların içerisinde vardı büyük güçler. Bundan sonraki niyetleri Şark meselesi adı altında Osmanlı'nın sahip olduğu coğrafyada büyük projeleri uygulamak ve bundan sonuç almak.
Yani işte bir gerçeklik var bu düşünce, ama bu düşünceyi çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirdiler, sonuçta aldılar. Mesela Balkanlarımız, Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Devleti yapan, imparatorluk yapan, benim için de oldukça önemli bir coğrafya, Balkan coğrafyasını bizden kopardılar. Bu niyetle 1815 ve sonrası Fransız, Rus, İngiliz, başta İngiliz olmak üzere Batılı Avrupa'nın büyük güçleri, yeni emperyal güçlerinin büyük tasavvuruydu. Adım adım, çok da şey yapmadan, adım adım, hiç vazgeçmeden, geri çekilmeden, her unsuru kullanarak, o Osmanlıların içerisindeki tüm unsurları kullanarak adım adım uygulamaya geçtiler. Misyonerlikle, etnik milliyetçilikle, Fransız ihtilalinin getirdiği anlayışları Osmanlı coğrafyası içerisinde her türlü enstrümanı kullanarak, misyoner okullar açarak kısa sürede hakim kılmayı başardılar ve Osmanlı coğrafyasından onun imparatorluk özelliği kazandığı en güzel coğrafyaları ayırmayı başardılar. Bunun uçak meselesinin 1815 ve sonrası uygulamasının bence geldiği en büyük zirveydi Çanakkale. Çanakkale'ye eğer bakacaksak, Çanakkale'de Fransız koca yedi düvel birleşip Akif'in dediği gibi Çanakkale şehitlerini bu kadar bir araya gelip Çanakkale'ye dayandıklarında biz şundan şüphe etmeyelim. Ne arıyorlardı? Gezmeye gelmediler herhalde. Geldikleri yerde aradıkları şuydu: Rusya'ya falan yardım değil. Bütün mesele Osmanlı Devleti'ni bitirmek, parçalamak oldu. Bunu zaten başlamışlardı. Bahaneleri çoktu. Müttefikleri Rusya sıkıntılıydı. Yok, oraya ulaşalım, onu savaşta tutalım. Ya bunlar önemli. Tamam, olmuş olabilir ama asıl niyet Çanakkale'de Osmanlı. Çanakkale bir namustu. Boğazlar geçildiğinde, o boğazları geçtikten sonra Çanakkale İstanbul'un güvenliği, payitahtın, Osmanlı'nın kalbinin güvencesiydi. Ve bu güvenceyi sağlayan boğazdı, Çanakkale Boğazı. Orayı geçersen en önemli işi başarırız. Bütün o hasta adamın ayakta hala durabilen, bütün o darbelere rağmen, yüzyıldır, bütün o yediği sert darbelere rağmen, bütün kaybedişlerine rağmen, bütün hayal kırıkları ve ihanetlerine rağmen Osmanlı varlığı duruyordu. Son darbeyi vurup tamamen bitirmek. Bütün proje buydu. İngiliz projesiydi ve başaramadılar. Çok şükür ki. Ve biz bu projeden, onların bu projesi bize 1000 yıldır burada olmanın verdiği o gücü tekrar ispatlama fırsatını verdi. Ve bize Çanakkale öyle bir model oldu ki sonrasında milli mücadelede de aynı tepkiyi, aynı kararlılıkla milli mücadelemizde de Çanakkale'yi örnek alarak verdik. Dolayısıyla ben Birinci Dünya Savaşı içerisinde oldukça önemli olan ve belki de en büyük zaferi kazandığımız bu cephede, bu savaşta neden karşı tarafta İngilizlerin, Fransızların bir arada olup buraya geldiklerini bu şekilde düşünüyorum, bu şekilde açıklamak istiyorum. Ve özellikle bundan sonraki gelişmeleri, Çanakkale Deniz Savaşı, 18 Mart'ta neler oluyor? Önce sözü bölgeye giderek, Çanakkale'ye giderek, çok değerli arkadaşımız Çanakkale'de askeri tarih alanında, özellikle Çanakkale araştırmaları anlamında bize çok katkı sağlayan değerli araştırmacımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi Barış Borlat'a sözü bırakıp ona şunu soruyorum: Sayın Barış Hocam, Çanakkale'de ne oldu? Ben oraya kadar getirdim 1815'i bize, o kıyameti, Çanakkale şehitlerinde Mehmet Akif'in o hiç görmediği halde yüreğinden yazdığı o sahneleri bize güzel bir şekilde anlatırsanız çok teşekkür ederiz sizden. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Buyurun Barış Hocam. Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, Çanakkale'den hepinize saygılarımı sunuyorum öncelikle. Bünyamin Hocam güzel bir girişle aslında süreci bizim adımıza özetledi büyük oranda. Ben Çanakkale Boğazlı. Çanakkale Boğazı'nın 1915 öncesindeki kısaca önemine ve ardından 1915'te 18 Mart günü ne yaşandığı sizlere anlatmaya çalışacağım. Çanakkale Boğazı antik dönemden başlamak üzere birçok önemli tarihi savaşa sahne olmuştu. Bu boğazın önemi aslında Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethinden sonra da kendisini göstermiş.
Bizim bugün Çanakkale merkezde merkez İstiklal en azından ismini verdiğimiz Kilitbayır ve Çimenlik Kalesi karşı karşıya İstanbul'un fethinden sonra inşa edilmiş ve aslında Boğaz güvenliği bağlamındaki ilk önlemler bu tarihten itibaren başlamıştır. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte özellikle kalelerin açık hedef haline gelmeye başlaması kale teknolojisinden, daha doğrusu kale savunma yaklaşımından tabiye sistemine geçmesiyle birlikte bugün Çanakkale'ye geldiğinizde Boğaz kıyısında görebileceğiniz birçok tabiyanın inşaatına başlanmıştır. 1800'lerde başlayan aslında bu tabiye inşaatları 1915'inde temel savunma yaklaşımlarını hazırlamaya başlamıştır. Bu durum özellikle önce Kırım Harbi'nde, ardından 93 Harbi'nde ve nihayetinde Balkan Savaşı'nda Boğazlardaki en azından güvenlik yaklaşımını zorunlu hale getirmiştir. Hatta bir öncesinde Trablusgarp Savaşı esnasında İtalya Osmanlı Devleti'ni barış yapmaya zorlamak amacıyla Çanakkale Boğaz girişine gelmiş ve dış istikamları bombalamak suretiyle bu şekilde bir büyük saldırının en azından ön habercileri haline getirmeye başlamıştır. Nitekim Trablusgarp Savaşı Çanakkale'de bulunan Boğaz'ın mayınlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Ki özellikle ilk mayınlar da Trablusgarp Savaşı'nda Boğaz hattı içerisinde en azından yerleştirilmeye başlamış. Hatta Gelibolu Yarımadası'ndaki muharebe sahası içerisindeki siper yapımı ilk defa Trablusgarp Savaşı esnasında başlamıştır. Trablusgarp Savaşı'nda yapılan siperlerin bir bölümü 1915 kara muharebelerinde genişletilmek suretiyle kullanıldığını da söyleyebiliriz. Yani artık aslında 1912'nin başından itibaren Çanakkale'deki bu Boğaz'ın gerekli olan önlem noktasındaki İstanbul'da kara alıcıların daha da yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Balkan Savaşı'nda yaşanan aslında tırnak içerisindeki hezimet ki bu tabir Çanakkale cephesindeki neredeyse birçok subayın günlüğüne yansımıştır. Hatta ısrarla şu söylenmiştir: Balkan utancını yaşamaktansa ölmeyi yeğleriz. Aslında bu genel psikolojik yaklaşım Çanakkale Boğaz Muharebesi'nde ve sonrasında Kara Muharebesi'ndeki komuta kademesinin de temel yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Ve 2 Ağustos'taki gizli anlaşma ardından Çanakkale Boğazı'ndaki hareketliği daha da arttırmış. Hepimizin bildiği Gobern-Bressavun Çanakkale Boğazı'ndan geçmesiyle birlikte İngilizler Çanakkale önüne gelmiştir. Ve Çanakkale Boğazı dışında Ağustos ayından itibaren yani 10 Ağustos'tan sonra artık bir İngiliz donanması beklemeye başlar. Ve hatta ayın 11'inden sonra Çanakkale Boğazı içerisindeki Türk donanmasının Boğaz'dan çıkmasını yasaklamış ve artık Boğaz içerisinde Türk donanması hareket sahasını en azından sınırlandırmıştır. Bu nedenle Ağustos ayından başlayıp 3 Kasım tarihine kadar yani Ekim ayının sonunda Rus limanları bombalandığında bunun ilk etkisini 1 Kasım'da Kafkaslar'da, 3 Kasım'da Çanakkale'de göreceğiz. 3 Kasım tarihinde Çanakkale Boğaz girişi İngiliz-Fransız donanması tarafından sadece 17 dakika boyunca bombalanmıştır. Bu bombalama esnasında Boğaz girişindeki dış istikamlardan Settülbayır ve Kumkale içerisinde ciddi bir tahribat yaratmış ve hatta Settülbayır Kalesi içerisindeki 360 mermi 11 ton barut infilak etmiş. Kale içerisindeki patlamanın yarattığı bu ilk şehitler aslında şunu da beraberine getirmiştir. Bizim savunma yaklaşımımızda büyük orandaki bu tip mühimmatın kale gibi yerleşim alanlarında bulunmaması gerekliliği ve daha da önemlisi dış tabyaların donanma vasıtasıyla bombalanmasının da en azından gerçekleşeceğine dair ilk önemli ciddi uyarıdır 3 Kasım bombardımanı. Ancak 3 Kasım'dan başlayıp 19 Şubat tarihine kadar geçen zaman zarfı içerisinde Boğaz dış kısmındaki gemi hareketliği görülmesine rağmen esas anlamda Çanakkale Boğazı'ndaki saldırının ilk defa 19 Şubat tarihinde olduğunu söyleyebiliriz. 19 Şubat 1915'te yapılan ilk saldırı beraberinde 25 Şubat'ı getirmiş. Özellikle 25 Şubat saldırısından sonra Çanakkale içerisindeki istikamların büyük oranda etkisiz hale geldiğini söyleyebiliriz. Zaten bu etkisiz hale gelme durumu bir noktada biraz daha cesaret yaratmış ve karaya asker çıkarmaya başlamışlardır. Bu haliyle 4 Mart tarihinde Setülbayır Kalesi yanına çıkan bir tahrip müfredesi kıyı hattında hala sağlam olan varsa tabiye ve bataryaların susturulmasını hedeflemiştir. Ancak 19 Şubat ile 18 Mart arasında yaklaşık geçen bir aylık zaman zarfı içerisinde bir ay içerisinde Çanakkale Boğazı'na itiraf donanması yaklaşık 30 defa girmiş. Bu giriş esnasında Boğaz hattı içerisinde dış istikamlarla birlikte iç kısmı da bombalamaya başlamıştır. Bu esnada Türk tarafından fark edilen en önemli şey şu olmuştur: Çanakkale Boğazı'na girdiğinizde Boğaz'ın en geniş noktası olan Erenköy ile Tengger arasındaki, ki burası yaklaşık 7000 metreye ulaşmaktadır, gemilerin rahat bir manevraya döndüğü fark edilmiş
ve bunun üzerine 8 Mart'taki mayın harekatı ile birlikte Nusrat Mayın gemisi tarafından son mayın hattının döküldüğünü göreceğiz. Böylece 8 Mart'taki bu gelişme sonrasında artık 18 Mart'a kadar neredeyse rutine binen Boğaz içerisindeki bombalamalar ve Boğaz'a yapılan tacizler devam etmiştir. Ancak esas saldırı 18 Mart gününe kalmıştır. Bu noktada özellikle şunu söyleyebiliriz. Peki Türk tarafındaki savunma yaklaşımı neydi? Aslında burada belki bir teknik tabir olarak şu söylenebilir. Her ne kadar bizim literatür olarak atletmesek bile artık yaygınlaşan kullanım haliyle deniz muharebesi desek bile aslında bu savaş deniz muharebesi olarak cereyan etmemiştir. Deniz muharebesinde takdir edersiniz ki iki donanmanın karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Ancak Çanakkale'de iki donanma karşı karşıya gelmemiştir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin İngiliz donanmasıyla Boğaz giriş önünde bir deniz savaşını kabul edebilecek bir kapasitesi yoktur. Bu nedenle Çanakkale'deki savunmanın temel prensibini şu oluşturacaktır ki bununla ilgili enteresan aslında bir kaynak da ortaya çıktı. 1916 yılında Askeri Harp Dairesi tarafından Nisan ayında Çanakkale Savaşı ile ilgili ilk kurumsal kitap hazırlanıyor. Henüz yeni yapılmadı bu kitabın ve orada savunmayı yapanlar tarafından çok ilginç olarak Çanakkale cephesindeki savunma prensipleri değerlendiriliyor. Ve şu kabul ediliyor. Biz Boğaz'ın dışında bir savaşı kabul edemediğimize göre savunmayı Boğaz'ın içerisinde kabul edeceğiz. Boğaz'ın içerisine donanmanın girişine izin vereceğiz. Bu esnada Boğaz'ın kıyı hattında bulunan tabyalar, bataryalar, seyyar obüsler vasıtasıyla kıyı hattını kapatacağız. Boğaz'ın içerisini mayın hatlarıyla kirleteceğiz ve böylece savunmanın esasını Boğaz'ın ikinci hattı diye tabir ettiğimiz havuzlar, kepe arasındaki kısma sıkıştıracağız. İşte 18 Mart'ta aslında savunmadaki temel prensip en azından bu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada şu düşünülmüştür. Peki olur da Çanakkale Boğazı geçilirse? Bunun için de 18 Mart gününde örneğin her 15 dakikada bir İstanbul bilgilendirilmiştir. Eğer Çanakkale Boğazı geçilirse, Çanakkale Boğazı'nın Nara istikametindeki son noktasında Barbaros ve Turgut eskimileri beklemekte, Boğazı geçme ihtimaline karşı bu gelen kuvvetleri sadece yavaşlatmaktadır ya da bu planlanmıştır. Beraberinde başkent İstanbul'un taşınması için de hazırlıklar yapılacaktır. Yani devlet yüzyıllar boyunca gelen geleneğinin de yansımasıyla aslında şunu öngörmüyor. Çanakkale kaybedildiğinde teslim olmayı tabii ki kabul etmiş durumda değildir. Onun için 18 Mart öncesindeki bu yaklaşım en azından bize 18 Mart'ı büyük oranda hazırlayacaktır. Şunu söyleyebiliriz. Çanakkale'nin genel durumu en azından bakıldığında müstahkem mevki komutanlığı tarafından savunma hatları oluşturulmuştur. Ve 18 Mart'ın idaresi de müstahkem mevki tarafından yapılmaktadır. Kısaca müstahkem mevki, Boğaz kıyısına konumlanmış durumda bulunan tabya batarya gibi topçuların bağlı bulunduğu askeri yapıdır diyebiliriz. Bu esnada karada ise 3. Kol Ordu konuşlanmış durumdadır ki 3. Kol Ordu'nun özelliği şudur. Balkan Savaşı esnasında Çanakkale'ye gelmiştir. Bu nedenle bölgeyi ve coğrafyayı bilen bir yaklaşımı vardır. Sadece 2 sene önce bölgededir. Ve 1. Dünya Savaşı esnasında seferberlik ilan edildiğinde en hızlı seferberliğini tamamlayan kol ordudur 3. kol ordu. Sadece 22 gün sürmüştür bu hazırlığından dolayı. Şu düşünülüyor, Boğaz'ı en azından zorlayan İngilizler tarafından. Temel prensip ne olacak? Yani İngilizler sadece Boğaz'dan gemilerle zorlamak suretiyle Boğaz'ı aşabilirler mi? Aslında kendi aralarında bu konuda bir hemfikirlik yok. Bir kanat diyor ki hayır, Trafalgar'daki Amiral Nelson'da ısrarla söylediği gibi bu şekilde dar bir su yolunun sadece Boğaz'dan zorlanmasıyla Boğaz aşılamaz. Hatta sadece donanmayla tabyalara saldırmak tırnak içerisinde çılgınlıktır diyor. Onun için de mutlaka bir müşterek harekatın yapılması gerekir diyor. Eş zamanlı olarak kare asker çıkartılması ve Boğaz'ın zorlanması gerekir. Ancak 18 Mart gününde ilk senaryo denenmiş, yani sadece Boğaz'dan ve sadece gemilerle geçilmesi hedeflenmiştir. Tırnak içerisinde İngiltere'nin burada Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü sadece Balkan Savaşı'nın eşdeğer görmesi ve en son akılda kalan bu tablo olduğu için bu haliyle değerlendirmesi aslında bu ilk senaryodaki ısrarı da kısmen açıklayabilir. Ve Çanakkale Boğazı'nı Amiral Carden planına göre geçmeyi planlamışlardır. Bu noktada Boğaz 3 hatta ayrılmıştır. Dış kısım dediğimiz Kumkule Settürbahir bölgesi birinci kısımdır. İkinci kısım havuzlar kepez hattını oluşturur. Üçüncü ve merkez kısmı ise bugün Çanakkale'nin en dar yeri olan Boğaz anlamında Çimenlik ve Kilitbehir Kalesi'ni teşkil eder. İşte 18 Mart'ta
Çanakkale Boğazı sadece donanma yoluyla zorlanmak usulüyle geçmeye çalışılacaktır. Ancak Boğaz içerisindeki unutulması gereken ve günün aslında kahramanları düşünüldüğünde bunlardan bir tanesi de mayınlar olacaktır. Çanakkale Boğazı içerisinde toplamda 11 hat mayın ve 400'den fazla, 403 adet de mayın bulunmaktadır. İşte asıl 18 Mart'ın kahramanları bu mayınlar olduğunu büyük oranda söyleyebiliriz. Çünkü Amiral Kardan şunu planlamıştı. Boğazı hızla geçerken yaklaşık 820 metrelik bir açıklık yaratılacak ve donanma bu açıklıktan İstanbul'a doğru ilerleyecekti. Göreceğiz biraz sonra. Tablo hiç de öyle olmayacak. Akşam olduğundaki toplam bilanço aslında olayın tam tersini gösterecek. 18 Mart sabah saatlerinde saat 8 civarında Boğaz'ın dış kısmında en azından bir hareketlilik fark edilir ve Türk tarafından bir Alman pilot eşliğinde yapılan ilk keşif uçuşu esnasında Boğaz hattına yaklaşan iki tümen ve üç hat halinde A ve B hattı olmak üzere öncelikle bir filonun geldiği fark edilir ve bunun üzerine kıyı halkları uyarılmıştır. Bu amaçla saat 10 civarında artık Boğaz girişine donanma iyice yaklaşmaya başlamış. Saat 10.30'a geldiğinde Boğaz içerisine girmiş ve saat 11.15'te Triumph gemisi Halileli sırtlarına ilk top mermisini atmıştır. Ve artık 18 Mart Boğaz Muharebesi başlamıştır bu haliyle. 11'de başlayan bu muharebe saat neredeyse 2'ye kadar yaklaşık 3 saat boyunca Türk tarafının aleyhinedir. Daha doğrusu Türk topçusunun aleyhinedir. Çünkü dış istikamlardan yapılan atış menzilinin haricinde kalmışlardır. İlk hattakiler 12.800 atışa başlamışlardır. O hatta 13.000 üzerindelerdir. Ancak bizim menzilimizin haricindelerdir. Bunun için de neredeyse 2-3 saat boyunca beklenmiştir. Daha fazla istikamların en azından yaklaşması anlamında beklenmiştir. Ve bu tablo saat 1 civarında değişmeye başlar. Saat 1.30'a gelmiştir. Fransız filosunun bulunduğu hat geri çekilmek amacıyla dönüş manevrasına başlar. Saat 13.57'de Bove gemisi sancak kısmından ilk mayını almıştır. Ve saat 2 civarında sadece 3 dakika içerisinde 600 mürettebatıyla Fransızların ilk gemisi Çanakkale Boğazı'nda batmaya başlar. Aslında bu Çanakkale Deniz Zaferi'nin de erken müjdesi olmuştur. Çok ilginç. Bu saatlerde Fransız gemisi battığında Hamidiye tabyasından ezan ve selam sesleri yükselmeye başlar. Ve erken bir aslında zafer hazırlığı gibi de algılanmaya başlamıştır bu tablo. Saat 16'ya geldiğinde 16'da önce Invincible gemisi bir mayına çarpmış ve hasar almaya başlamıştır. Onun yedeğini alması istenen Ocean gemisi aynı akıbete uğrar ve bu gemilerle birlikte saat 18 olduğunda Çanakkale Boğazı'ndan çıkılmasının artık zorunlu hale geldiği fark edilmiş ve Boğaz'dan çıkış emri verilmiştir. Bu haliyle saat 18'den sonra Boğaz'a giren müttefik filo Çanakkale Boğazı'ndan çıkmaya başlamıştır ve gün sonunda toplam bilanço şudur aslında. Çanakkale Boğazı'ndan çıkan İtilaf donanması Boğaz içerisinde ve bir kısmı Boğaz haricinde olmak üzere 3 gemisi batmış, 4 gemisi hasar almış, 900 mürettebatını kaybetmiş, 44 top da kullanılamaz hale gelmiştir. Böylece aslında Çanakkale'nin sadece Boğaz yoluyla geçilemeyeceği de artık fark edilmiştir. Ve bu durum 18 Mart'ta Türk tarafındaki yarattığınız etkiye bakıldığında ise maddi hasar bağlamında çok az aslında bir hasar yaratmıştır bu yapılan bombardıman. İnsan kaybı oldukça azdır bu haline bakıldığında. Ancak Çanakkale içerisinde bir yangın başlamıştır. Özellikle bombardıman esnasında bir kısmı Hamidiye tabyasının cephaneliğinde. Bir bölümü Tatar mahallesinin neredeyse tamamı yanmıştır ki akşam saatlerine geldi. Yani saat 9'a geldiğinde bile hala yangın devam etmektedir şehrin içerisinde. Şehirde bir panik başlamıştır bombardımanla birlikte. Şehrin içerisindeki siviller bizim bugün Esenler diye tabir ettiğimiz kısma doğru yönelmeye başlamışlar. Ve bu kısımda ki biraz daha Çanakkale'nin yüksek bir noktasıdır. Haricinde en azından çıkmaya başlamışlardır. Ve şehrin büyük oranlarının en azından boşaltılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 18 Mart'taki bu kısaca özetlediğimiz tablodaki taraflar arasındaki güç dengesi bağlamında bazı sayısal rakamlardan ve bazı genel bilançodan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi tarafların en azından güç dengesindeki kullandığı mühimmat bakımından mukayesesidir. 18 Mart gününde bizim harcamış olduğumuz toplam top sayısı 2200 civarındadır. Oysa sadece Dardanos bataryasına düşen top sayısı 4000 tanedir. Yani tek bir bataryanın almış olduğu top sayısı 4000 tanedir. Bütün gün attığımız top sayısı bizim 2000 tanedir. Şimdi bu aradaki sayısal dengenin bozulmasını sağlamak amacıyla farklı usuller de izlenmiştir savaş esnasında. Bunlardan bir tanesi Boğaz'a giren donanmanın
rengi almasını engellemek amacıyla özellikle camilerin minarelerinin ki hedeftir onlar aynı zamanda baklava dilimi şeklinde boyandığını göreceğiz. Aynı şekilde esas tabyaların daha az atış almasını sağlamak amacıyla sahte bataryaların oluşturulduğunu göreceğiz. Sahte batarya yöntemi çok ilginçtir. Bir soba borusunu ortaya alacaksınız, yanlarına top tekerleği koyacaksınız ve önünde beyaz barut yakacaksınız. Beyaz barut yandığında denizden bakıldığında sanki bir gerçek batarya izlenimi yaratacaktır burası. Mütareke döneminde Çanakkale bölgesini işgal eden İngilizlerin çektiği fotoğraflarda sadece İntepe ve civarında 20'den fazla sahte batarya olduğunu söyleyebiliriz bu usulle yapılanlardan. Ancak bunda bir sorun var, o da şu. Siz soba borusunu koydunuz, o görüntüsel izlenimi verdiniz ama barutu yaktınız, ateş izlenimi de var, ses yok. Onu ne yapacaksınız? Onun için de diyorlar ki yönerge şu, mutlaka gerçek bir batarya veya tabanın atışı esnasında bunları yakın diyor. Yoksa senkron sağlanmaz ve bunlar fark edilir deniliyor. Sahte batarya İntepe bölgesindeki Çanakkale Boğaz Muharebesi'nin ilk gününde ilk atışın yapıldığı yer hattıdır burası aynı zamanda. Bunlardan 20'ye yakın sahte batarya var. Yine aynı şekilde jamming yöntemi. 18 Mart'ın ilginç usullerinden birisi aslında bu. O gün Queen Elizabeth gemisinin kaptanı ki 18 Mart'ın aslında İngiltere adına en önemli gemisidir bu gemi. Atış menzili, etkili menzil 20 kilometre üzerindedir. 24 kilometre rahat atış yapabiliyor bu gemi. Çanakkale Boğazı'na hiç girmeden merkez tabiye vurabiliyor. Bu geminin kaptanıyla 18 Mart gününü idare eden Selahattin Adil Bey saat 2'ye kadar yönetiyor. Cevat Çobanlı ki Cevat Çobanlı müstakem mevki komutanı kendisi 18 Mart başladığında Kirte'ye gidiyor. Mustafa Kemal'le birlikte Alçatepe'ye kadar gitmişler o esnada. Bombardıman başlayınca geri dönmeye başlıyorlar. Ve geri dönmesi saat 2'yi buluyor. Saat 2'ye kadar idare eden Selahattin Adil Bey. Hatıralarında Queen Elizabeth gemisinin kaptanıyla yaptığı mülakattan bahsediyor. Ve diyor ki biz Boğaz'a girdiğimizde Boğaz'ın içerisinde donanmanın atışını sağlaması için genelde ilk atış düzeltme atışıdır. İkinci atıştan itibaren esas atış başlar. Uçak veya bir balon yardımıyla ki 18 Mart'ta uçak kullanmışlardır. Uçakla gemi arasında bir iletişim vardır. Simplex yöntemi. Uçak gemiye konuşur. Gemi tek yönlüdür bu. Aldığı haberi bayrakla aldım işareti yapar ve atış tanzimi icra ederler. Diyor ki biz o gün uçak kaldırdık. Atış tanzimi için kullanıyorduk. Ancak bizim uçağımız yere inmiş olmasına rağmen hala bizim uçağımıza bozuk bir Fransızcayla yer yön tayini geliyordu. Fark ettik ki diyor Türkler bizim telsizimize girmiş diyor. Telsiz karıştırma usulünü kullanıyorlar o gün içerisinde. Bir tanesi en azından bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani sizin güç dengesini değiştirmekle ilgili arayışınız her zaman devam ediyor. Tabii 18 Mart dendiğinde o günün kahramanlarından da çok kısa bahsederek süremi toparlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Seyit Onbaşı'dır. 18 Mart dendiğinde mutlaka hatırlanması gerekiyor. Kendisi Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görev yapıyor. 18 Mart günü görev yaptığı tabyanın vinç kolu, mataforası işlemez hale gelince kendisi tabya komutanı Hilmi Bey'in hatıralarındaki ifadeyle Hilmi Bey şöyle söylüyor anılarında tabyadaki askerlerimiz 190 ila 215 kilogramlık top mermilerini koltuk altı ve sırtlarında kaldırıyordu diyor. Ve 18 Mart günü Seyit Onbaşı da bu toplardan kaldıracak ve tabyasının atışa devam etmesini sağlamıştır. 18 Mart'tan sonra bu kahramanlığı kamuoyuyla paylaşmasını sağlamak amacıyla bugünkü karşılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan fotoğrafçılar geliyor. Ve Seyit Onbaşı ile fotoğraf çektirecekler. Tabii ilginç bir anekdot. Seyit Onbaşı o gün fotoğraf çekilmek amacıyla aynı topu kaldıramıyor. Aslında bu savaşın içerisinde bulunduğu o psikolojik durumu da yansıtıyor. Savaşın içerisindeki o genel tabloyu bize gösteriyor. Ve kendisine bir hatıra amacıyla bir maket top verecekler. Onunla fotoğraf çekiliyor. Ve ilk defa Harp Mecmuası'nın ikinci sayısında kapak fotoğrafı olmak suretiyle Osmanlı kamuoyunda tanınmaya başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu hali artık kamuoyu ve en azından Osmanlı coğrafyası Seyit Onbaşı'yı öğrenmeye başlamıştır. Ancak burada çok kısa şunu söylemek, eklemek isterim. Tabya komutanı Hilmi Bey'in hatıralarında bahsettiği Tabya'daki askerlerimiz tabirine hareketle şunu düşünebiliriz. Demek ki sadece Seyit Onbaşı değil, Seyit Onbaşı gibi başka askerlerimiz de bu ağırlıkta top kaldırmışlardı. Bu bilgiyi, daha doğrusu bu yorumu 2014 yılında yayınlanan Askeri Tarih Araştırmaları dergisindeki belgeler kısmında bir belge bize doğrulamıştı. Orada aynen şu geçiyor.
bir askerimiz daha madalya taltif gerekçesi içerisindeki açıklama bölümünde mülazaat kısmında yazan ifadeyle 18 Mart günü 190 kilo topları kaldırdığını söyleyebiliriz. Yine Çanakkale'de bulunan Cemal Çavuş isimli Seyit Onbaşı ile aynı tavrıda görev yapan başka bir çavuşumuzun da benzer topları kaldırmış olduğunu söyleyebiliriz. Akla şu gelebilir. Peki niye kamuoyu sadece Seyit Onbaşı'yı biliyor? Çünkü ilk defa kamuoyu tarafından öğrenildiği yer harp mecmuası. Yani Almanların isteğiyle çıkartılan bir propaganda dergisidir. Propagandanın esasını da aslında şu oluşturması gerekiyor kanaatimce. Cephe gerisine mesaj verilmesi gerekiyor. Bu mesajın da biz cephe hattında güçlüyüz, kahramanlarımız var ve merak etmeyin mesajı olması gerekiyor ki bu bağlamda Seyit Onbaşı'nın fiziken güçlü olması, fiziken daha iri yapıda olması herhalde tanınması ve fotoğraf çekilmesi noktasında önemlidir ki Tabyo komutanının fotoğraf çekilme ile ilgili verdiği bilgiler de aslında bize bunu doğrulamış olduğunu söyleyebiliriz. 18 Mart'ın başka kahramanlarından bir tanesi Hasan ve Mevsuf Beylerdir. Hasan ve Mevsuf Beyler az önce anlatmış olduğum haliyle Dardanos Bataryası'ndaki görevlikli önemli isimdir ve her ikisi de 18 Mart gününde şehit olmuştur. Bu haliyle en azından o 4000 topun düştüğü yerdir burası. Hatırlanmasında büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Yine 18 Mart'ın önemli isimlerinden Cevat Çobanlı, müstahkem mevki komutanıdır. Saat 2'ye kadar savaşı idare eden Selahattin Adil Bey'in hatırlanması gerekiyor. Yine Mustafa Kemal Atatürk 18 Mart gününde kendisi şu göreve haizdir. Olur da müşterek harekatla kıyıya asker çıkartılırsa bu kıyıya çıkan askerlerin engellenmesi amacıyla 19. Tümenle birlikte Maydos Mıntıka Kumandanlığı'na görevli durumdadır kendisi 18 Mart gününde. Bu haliyle aslında biz Çanakkale ve 18 Mart'ın kahramanlarından en azından bir bölümünü hızla hatırlayabiliriz. Yoksa çok daha fazla kahramanımızı, çok daha fazla önemli ismi en azından anabileceğimizi söyleyebiliriz. Ben son olarak şunu eklemek istiyorum Sayın Hocam izninizle. 18 Mart'ı ve Çanakkale Boğaz Muharebesi'ni biz 1916 yılından beri anıyoruz ve kutluyoruz. Çanakkale Zafer Kutlamalarının ilkinin yapıldığı tarih 1916'dır. Çanakkale Cephesi'nin kapanma tarihi 1916'nın 9 Ocağı'dır. Sadece 3 ay sonra 1916'nın 18 Mart'ında Çanakkale'de biz 18 Mart'ı kutladık. 3 yerde kutladık bunu. 1916 yılından başlamak üzere aslında bugüne kadar Çanakkale Zaferi'ni her zaman hatırladık ve kutladık. Hatta şunu söyleyebilirim. Birinci Dünya Savaşı'nda her sene bu kutlamalar yapıldı. İşgal döneminde yapıldı. 1918-22 mütareke esnasında Çanakkale işgal altındayken de bu zaferi kutladı ve anmaya devam etti. 1923-38 arasındaki kutlamalarda ise bence çok daha önemli bir yan var aslında. Bugün gözden kaçan bir yan olduğunu düşünüyorum kendi kanaatimce. O da şu, Cumhuriyet Türkiye'si Çanakkale'yi sadece Çanakkale'de kutlamadı. Eğer döneme bakarsanız Çanakkale Zaferi her 18 Mart'ta Türkiye'nin birçok yerinde kutlandı. İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Konya'da, Adana'da biz Cumhuriyet döneminde 18 Mart'ları andık ve kutladık. Ancak zaman içerisindeki tarihsel kırılmalarla bugün sadece Çanakkale özelindeki bir anma ve tören sürecine gelmiş olduğunu ekleyebiliriz. Bu aslında şuradan bakılabileceğini düşünüyorum. Genel kabul noktasında sizlerin en başta söylemiş olduğunuz gibi Çanakkale'nin birleştirici özelliği noktasındaki temel yaklaşımın da aslında bütün Türkiye'ye yayılan bir anma, kutlama ve törenlerle daha geniş bir en azından genel kabulü sağlayabileceği başlangıç noktasındaki referansıyla ait olacağını kendi adıma düşünüyorum. Ve söz verdiğiniz için de teşekkür ederim hocam. Barış Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok müstefit olduk. Gerçekten önemli bilgileri bize, önemli detayları, belki bir kısmını bilmediğimiz bazı hususiyetleri buraya dile getirdiniz. Çok katkı sağladı. Gerçekten de Çanakkale her tarafıyla bilinmesi gereken, yani her anı başka bir takım inceliklerle dolu bir süreç. Sadece 18 Mart'ta da sınırlı değil. Hemen peşinden biliyorsunuz Nisan'dan itibaren Nisan'dan itibaren kara savaşlarının başladığı ve Ocak 1916'ya kadar devam eden büyük geniş bir süreci kapsıyor. Büyük destanların, büyük kahramanlıkların yazıldığı sizin de bahsettiğiniz üzere çok önemli bir süreç. Bu bakımdan bu boyutları dile getirdiniz. Ben çok çok teşekkür ediyorum. İkinci sözü ben çok değerli hocam, doktor öğretim üyesi Nuri Yazıcı hocama bırakıyorum. Hocamdan
Şunu merak ediyorum. Bu kadar geniş bir süreç hakikaten Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephesi ve savaşın kaderini de belirledi. Hem Türk dünyası hem dünya tarihi açısından hem Türkiye açısından önemli sonuçlar elde etti. Biraz bize bunlardan bahsederseniz müstakil oluruz. Ben sözü sizlere bırakıyorum hocam. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten Barış Bey çok güzel olarak 18. 18 Mart gününün bu yüzünü çok güzel anlattı. Hakikaten bunun arka yüzünde bu derece kahramanlıklar, bu kadar fedai can edilirken arka planda ne politik pazarlıklar oluyor? Hiç kimse, Osmanlı hükümeti de dahil buna, Çanakkale'nin Türk zaferiyle sonuçlanacağını düşünmüyor. Müttefikler de öyle. Çanakkale'yi muhakkak kendilerinin geçeceğini düşünüyorlar. Bu bakımdan hakikaten ön planda neler uğruna neler kimler feda oluyor. Fakat arka planda neyin pazarlığı yapılıyor? Çok ilginç. Evet, çok teşekkürler. Çanakkale şehitlerinin bu 116. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında efendim bu memleket için, bu millet için fedai can eyleyen şehitlerimize rahmetler diliyorum. Onları saygı ve şükranla anıyorum. Bu vesileyle onları anmak, onları yad etmek fırsatını da böyle bir faaliyetle imkan veren 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Süleyman Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Bu kompozisyonu sağlayarak bizi bir araya getiren Sayın Profesör Bünyamin Hocama da çok teşekkürler ediyorum. Değerli dinleyenlerim, dünyadaki bütün muharebelerde, hakikaten öyle bütün muharebelerde bir kırılma noktaları vardır. Yani onlara şu soruyu tersten sormak lazım. Alakasız gibi görünmesin ama şöyle diyeyim. Kadeş Muharebesi'ni Hitit kazansaydı ne olacaktı? Bir jimnastik yapmak lazım. Efendim, bunun gibi Sakarya Muharebesi büyük bir zaferle bitmeseydi bugünkü manzara ne olurdu? Endülüs kimsenin aklına gelir miydi? Endülüs 700 yıllık bir hakimiyetin arkasından devlet sona erdi ve 700 yıllık hakimiyet akla mı gelir bir gün sona erecek diye. Bugün İspanya'da eser mi var? Yani Çanakkale'ye de bunu sorarak aslında başlamak isterim. Yani Çanakkale geçilseydi ne olurdu? Gerçi bunu biz soruyoruz da o zamanki müttefikler hep bunun hesabını yapmışlar zaten. Aksini hiç düşünen yok ki. Osmanlı hükümeti bile o sırada bunun aksini düşünmüyor. Yani evet, komutanları orada, askerler orada can feda ediyorlar. Ama Osmanlı hükümeti Çanakkale'nin geçileceğini düşünüyor da hükümeti Eskişehir'e taşımaya çalışıyor. Hükümeti Eskişehir'e taşıyacak, İstanbul'daki hükümeti. Hatta hanedan mahiyetini, haremi ve kıymetli eşyalarını da Konya'ya taşımaya uğraşıyor. Oralarda tahsisat çıkartmış. Tahsisat çıkartmış, oralara taşıyor, binalar tutuyor oralarda. Yani tuhaf ama şunu söylesem aşırı olur mu? Askerlerimiz, Türk askerlerimiz cephede nasıl savaşıyorlar? Fakat hükümet İstanbul'dan hangi kelimeyi kullansak ki? Kaçmayı mı düşünüyor? Geri çekilmeyi mi düşünüyor? Yani aynı şeylerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu düşünün. Kütahya muharebelerinden sonra oldu yani. Kayseri'ye taşıma meselesi nasıl bir tepkiyle doğmuştu mesela. Evet, onun için çok tuhaf şeyler oluyor arkada. Mesela buna şimdi tarihten bir takım örneklerle başlayalım. Bu tür askeri olaylar, ekonomik veya sosyal patlamaları mevzu etmiyorum. Askeri olaylar yalnızca o dönem içerisinde, o dönemin Birinci Cihan Harbi, ona damga vurmanın da ötesinde sonraki dönemlerdeki etkileşimleri, etkilenmeleri de yönlendiriyorlar. Çanakkale Muharebeleri böyle bir olay. Deminki dediğim mantıkla mesela 18 Haziran 1800, 1815 tarihinde vuku bulan Waterloo Savaşı
Napolyon'un yenilgisiyle sonuçlanınca Avrupa bambaşka bir istikamete gitti. Öyle olmasaydı diyelim. Çünkü Avrupa Birliği fikrinin ta Napolyon'dan başladığı ifade edilir. Kim bilir Avrupa nasıl olacaktı? Aynısını İkinci Dünya Harbi'ne düşünelim. Barbarossa Harekatı ve Stalingrad Muharebeleri. 23 Ağustos 1942 ile 2 Şubat 1943 arasındaki müthiş muharebeler. O muharebelerde Hitler Almanya yenildi ve geri çekildi ve kırılma noktası. Eğer Rusya yenilseydi dünya bambaşka olacaktı. Yani sonraki bu 80-100 senede yaşadığımız soğuk savaş vesaire ideolojik dünyadaki kamplaşmalar, doğu batı blokları filan bunlar olmayacaktı. Bambaşka bir dünya çıkacaktı karşımıza. Bambaşka. Efendim şimdi bunları söylerken şöyle düşünelim mesela Çanakkale geçilseydi ne olur? Bambaşka bir dünya olacaktı. Bu bakımdan Çanakkale muharebeleri son derece önemli. Dünya tarihi açısından, uluslararası siyaset açısından da çok önemli bir hadisedir. Yani Birinci Dünya Harbi'nin içerisinde ayrı bir hadise de işte Rusya'yı etkilemesi, Bolşevik ihtilalini işte tetiklemesi vesaire. Ama bunun da dışında uluslararası siyasi tarihin nasıl gelişeceği hususunda düşünmek lazım. Ha diyelim ki Mondros'tan sonra ne olacağını gördük bir parça. Hatırlar tabii herkes. Mondros'tan sonra geçilemedi Çanakkale ama geçtiler. Orada yapılan şeyden sonra, harpten sonra orada yapılan anıtları yıktılar. İngilizler, Fransızlar oradaki anıtları yıktılar. Çünkü onlara büyük bir travmaydı o. Onları yıktılar. Ve neticede Sevr'e dayandı iş. Yine bu projeyi bozan efendim Batı diyelim, Batı'nın Orta Doğu projesini bozan Mustafa Kemal Paşa ve İstiklal Harbi oldu. Yoksa ne olacağı Sevr'le belliydi. Orta Doğu'nun ne olacağı Sevr'le belliydi zaten. O bakımdan Çanakkale muharebelerini de bu zıttıyla sormak suretiyle de şey yapabiliriz. Olayları gözümüzün önüne getirebiliriz. 18 Mart 1915 tarihinde veya ondan sonra yaklaşık 10 ay süre kara muharebeleri sonunda Çanakkale geçilseydi ne olabilirdi? Tabii ki tarih olmuş olan olayların hikayesidir. Yani olacak olanların hikayesi değildir. Ama olacak olanları da düşünerek tarihten umulan ders alınır. Ondan istifade etmek gerekir. Şimdi o zamanın taraf devletlerinin bütün stratejileri Çanakkale'nin geçilmesi üzerine kurduklarını görüyoruz. Hatta Osmanlı yönetimi bile bu ihtimal üzerine strateji geliştiriyor. Vatanını savunan bir yönetim için bunu doğal sayamazsınız. Yani geri çekiliyor falan. Bu doğal olmaz. Vatanını savunuyor. Çanakkale muharebelerinin malum ki bir özelliği de vatan müdafasıdır. Bu savaş içerisindeki Yemen, Süveyş, Galicia buradaki cephelerle bir değildir Çanakkale hadisesi. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir anekdot da var. Onun için Osmanlı hükümetinin İstanbul'u terk etmesi vesaire normal görülemez. Şu anekdotu hatırlatmak lazım gelir diye düşündüm burada. Sakarya muharebelerinin hemen öncesinde ki o zaman da Yunanlılar son derece ilerliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa muharebe hazırlıkları ve muharebe planları üzerinde çalışmaktayken 3. grup komutanı Yusuf İzzet Paşa ki bu Yusuf İzzet Paşa da bir komutan yani etkili büyük bir komutan. Şuradan söyleyeyim. Cumhuriyet dönemine gelirken Genelkurmay Başkanlığı için Fevzi Paşa ile birlikte Yusuf İzzet Paşa'nın adı da teklif edilmişti. Yani o derece bir isim. Önemli bir isim yani. Fakat şu tavra bakınız. Yusuf İzzet Paşa ısrarla telefonda Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istiyor. Ve aralarında geçen konuşmayı tabii İsmet Paşa haber veriyor sürekli bunun telefonunu Mustafa Kemal Paşa ile sizinle görüşmek istiyor vesaire. Al ne diyecekse size desin falan tarzında ki o konuşmaları geçelim.
Mustafa Kemal Paşa, Yusuf İzzet Paşa ile olan konuşmayı şöyle ifade ediyor. Yusuf İzzet Paşa'ya beni aramışsınız. Buyurun, arzularınız nedir dedim. Yusuf İzzet Paşa soruyordu. Gizli emirlerinizi bildirmediniz. Yani geri çekilme halinde istikametimiz neresidir? Beklemekteyim. Öğrenmek istiyorum. Bu sual karşısında beynimin tası attı. Mustafa Kemal söylüyor. Dehşetli canım sıkıldı. Adam henüz harbe girmeden kaçmayı düşünüyor. İlginç. Verdiğim cevapta ne diyor bakınız. Paşa paşa, gizli emrim senin kemiklerinin oraya gömülmesidir dedim. Telefonu kapattım diyor. Yani şimdi ne yapsın canım, işte Osmanlı hükümeti de işte o da işte gitmiyor Eskişehir'e, Konya'ya. Bu doğal bir şey değil yani. Kemiklerinin oraya gömülmesi lazım. Eğer Mustafa Kemal Paşa Anafarta'nın şeyinde, ki en önemli yerde Anafarta. İmam Paşa'yla tartışması da var malum orası için. En önemli yerde ve bizim ilk gördüğü 261 rakımlı tepeydi galiba, Barış Bey askeri tarihi olur daha rahat bilecek. Gelen askerlere ne diyor? Size diyor savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyor. Yani, hani bunu derken kendi 2 kilometre arkada değil yani, o da orada. O da orada. Sakarya'da olduğu gibi, başkumandanlık muharebesinde Dumlupınar'da olduğu gibi, o da orada yani. Ve süngü taktığı yatırdığında karşımızdakiler de yattı diyor İngiliz askerleri. İşte diyor savaşı kazandığımız an o anda. İşte kemiklerin gömülmesi bu demek yani. Çanakkale'de değil mi? Kaç nesil kemikler gömüldü tarlalardan ve hala belki de şeylerden kemikler çıkıyor. Sahipsiz kemikler çıkıyor sapanın ucundan, pulluğun ucundan yani. Netice itibarla bu bir şey meselesidir yani. Bir coşkun bir sevgi ve fedai can, ki o zamanki tabirle fedai can meselesidir. Çanakkale muharebelerinin uluslararası boyutu için bir de ilginç örnek var. Gerçi üzerinde son zamanlarda tartışmalar da olmaya başladı. Bunların kimliği hususunda farklı şeyler söylendi. Popüler olarak gazetelerde bir şeyler anlatıldı ama evvela olayı bir nakledeyim. Mesela şeyin duygu dünyasında, ruhsal dünyada uluslararası boyutu için güzel bir örnek. Avustralya'daki Broken Hill olayı. Broken Hill. Şimdi hikaye kısaca şöyle. Vaktiyle çeşitli göçlerle Avustralya'ya gittiği anlaşılan iki Türk var. Türk, bayraklarından ötürü Türk diyoruz. İki Müslüman var. Yani Avrupa'da farklı da olabilir ama Avrupa nezdinde Müslüman demek Türk demekle eş. 16. yüzyıldan beri öyle zaten. Birisi Müslüman oldu, Müslüman oldu demiyorlarmış. Türk oldu diyorlar. Türk oldu diyorlar. Şimdi bunlar oralarda geçim sıkıntısı çekmişler ve İngiltere'de sömürgelerinden asker topluyor Avustralya'ya. Efendim, bulundukları yerde şeye gidiyorlar, Broken Hill kasabasında. Bu da Yeni Galler eyaletinin içinde bir kasaba, bu Broken Hill denen yer. Askerlik dairesine gidiyorlar ve askere yazılmak istediklerini söylüyorlar. Ama oradakilerden aldıkları cevap şu, şu mealde bir cevap. Nasıl olur diyorlar, biz sizinle çarpışmaya gidiyoruz, Türklerle çarpışmaya gidiyoruz deyince bunlar şaşkına dönüyorlar. Siz diyorlar bizim devletimize, sultanımıza, halifemize savaş mı açtınız? Evet biz öyleyse biz de size savaş açtık diyorlar. Tabii onların bu şey tepkisi pek de ciddiye alınmıyor anlaşılan. Neticede bunlardan biri yaşlı kasaplık yapan, biri de dondurmacılık yapan iki insan, Molla Abdullah ve Gül Mehmet diye ifade edilen insanlar efendim. Bunlar bir bayrak yapıyorlar. Kırmızı bir bez üzerine beyaz bir ay, hilal ve güneş işleme, şey, yıldız işlemek suretiyle ve bunu dondurma arabalarının eğreti bir dondurma arabası. Çünkü onlar orada şeyler için yapılmışlar. O eğreti bir araba. Onun bir ucuna o bayrağı takıyorlar ve buldukları iki silah, ki bunlar daha sonra geçti dediğim yayınlarda, işte bu silahı nereden buldu da ona belki de birileri verdi de bu bir komplo muydu da, bir türlü şey, rivayet muhtelif. Olaya bakalım. Bu iki kişi Broken Hill kasabasında kasabanın tren 1 Ocak günü, 1 Ocak 1915 günü trenle istasyonda bir kalabalık var ve bir
Onlar da kendilerince bir etkinlik yapacaklar oldukları anlaşılıyor. Onlar Siren'e hakim olan bir tepede, ki oraya şimdi Türk taşları, Türk kayaları tabir adını vermişler. Buradan kalabalığa bir ateş açıyorlar. O ateş sırasında ölenler oluyor, 4 ölü falan, yaralananlar oluyor falan derken ilk anda bir dağınıklık oluyor ama sonra bakıyorlar ki tepenin üzerinden tek tük bir ateş sesi geliyor. Neyse, sonra hemen orayı kuşatıyorlar. İki askeri, iki dondurmacıyla kasabı vuruyorlar. Vurulandan yaşlı olanın, kasap olan evet, Molla Abdullah'ın üzerinden çıkan bir yazı olduğu ifade ediliyor. Bu kağıtta diyor şunlar yazılı olduğu görülmüştür. Bu yaptığımızı Allah ve Sultanımız adına yapıyoruz. Ne yaptığımızı bir biz, bir de Allah biliyor tarzında bir yazı. Daha sonra başka mektupların da çıktığı hususunda yapıldı ve bu hususta makalelerde yazıldı. Şimdi benim burada demek istediğim şu. Bunlar kim olursa olsun, ne bileyim, hani Anadolu Türkü. Hani Türk deyince illa biz Anadolu'dan Türk olması gerektiği gibi düşünüyoruz ya. Öyle olsun veya olmasın, kimisinin Anadolu'nun İran sınırındaki bir köyden olduğu, dedim ya, rivayet muhtelif, ama önemli olan şu. Böyle bir hadise üzerine bir tepki doğmuştur. Tepkinin sebebi budur. Bu tepkiyi gösterenlerden iki motivasyon vardır. Müslüman olmak, öbürü de Türk olmak. Bu motivasyonlar var burada şimdi. Ya bu motivasyon işte Çanakkale'nin büyük bir vicdanın parçası olduğudur. Büyük bir milli vicdanın parçası olduğudur. Tabii burada hemen arka yüze bakalım. Bugün de öyle midir diye sadece soralım. Yani işimiz bu değil tabii de. Demin Barış Bey de ifade etti ya. Şimdi sadece Çanakkale'de yapılan bir şey olmaya başladı. Ve son, biz tabii yaşımız itibariyle 50 yılından beri, 50 yıllık geçmişin, 55 yıllık geçmişin, daha 3-5 yıldan beri Türkiye'de üniversiteler şafak yürüyüşüyle oraya gidip, efendim, güneşin doğusunu, şafağı beklemeye başladılar değil mi? Daha kaç yıldır oldu ki? Belki onun 55 yıl öncesini hatırlıyorum. Bunlar yeni yeni oldu. Bir süre sonra da tavsadı yani. Bir süre sonra da tavsadı. Ama onlar Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan vesaire gelerek buralarda şafak ayini yapıyorlar. Başbakanları buraya geliyor ve beyanatlar veriyor. Bu da aslında bu muharebelerin bir başka boyutu olarak konuşulması gereken bir iştir ayrıca. Fakat demek istediğim, bu onlar için de bir kamu vicdanı oldu ve kendi ifadeleriyle bizi millet yaptı diyorlar. Bizim bir millet olarak bir araya gelmemizde bu savaşın yenilgisi, bu savaşın rolü var diyorlar. Dedikleri şey bir yenilgi. Bir yenilgi yani dedikleri şey. Kazananlar ne diyor acaba? Evet. Şimdi onun için, şimdi Çanakkale muharebelerinin, tabii askeri cephesine ben girmeyeceğim ama Türk halkının yaklaşık 3 neslini bitirmiştir Çanakkale muharebeleri. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi yıllarında askere alma işlemlerinde askere çağına gelmiş olma ilkesi yerine 45-46 kilo gelen çocuklar alınmaya başlanmıştır artık askere. Çanakkale muharebelerine gerçi İstanbul'dan, Galatasaray'dan, efendim, hatta spor kulüplerinden, bugünün büyük spor kulüplerinden gençler gidip savaşa katıldılar. Ama Sakarya muharebelerine de Kayseri'nin, İstanbul Erkek Lisesi'nin, Galatasaray Lisesi'nin son sınıf mezunları yoktur. O nesil de oralarda eridi, kayboldu gitti. Netice itibariyle rakamlar farklı veriliyor. 160 bin ile 200 bin kişi arasında verilen şehit rakamları. Hangisi doğru olursa olsun artık bunların. Ama asker alma yaşı ortaokul, lise öğrencisi seviyesine kadar inmiştir. Türk toplumunun 15 ila 45 yaş arası erkek grubu bu cephelerde kaybedilmiştir.
Türk halkı kaybedilen bu nesillerin sosyal, kültürel ve ekonomik eksikliğini Cumhuriyet yılları boyunca çekecektir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında benzer bir kaybı da Almanya'da yaşamıştım. Ama Almanya Soğuk Savaş yıllarının siyasal ortamında ABD'nin ve diğer Avrupa devletlerinin yardımıyla bu sorununu ancak aşabildi. Tabii burada arka plandaki soru. Bize böyle bir yardım var mıydı? %80-85'i köylü toplum idik. Ama biz bu şeyden düştüğü yerden kalkar denir ya. Nasıl ayağa kalktık? Yani evet Almanya kalktı falan oldu diyor ya popüler olarak. Nasıl kalktı ama ABD'nin ve diğer ülkelerin yardımıyla kalktı. Ekonomik alandaki insan unsuru eksikliğini de yabancı işçi, misafir işçi alarak kapattı Almanya. Halbuki yeni Türkiye Cumhuriyeti devleti insan unsuru eksikliği kadar sermaye eksikliği de vardı. Bir de bu vardı. Emek yoğun bir kalkınmayla yönelecek Türkiye için insan unsuru daha büyük önem taşımaktaydı. Gerçi o zamanki kalkınma hızları %28'lere, 30'lara kadar da çıkıyordu yani buna rağmen, emeğe rağmen. Evet, bununla ilgili de pek çok örnek zikredilebilir. Ama Çanakkale'yi aklımızın şeyinden arkasından ayırmayalım. Çanakkale muharebelerinin Türk halkının ve Türk ordusunun özgüveninin artmasına da büyük ölçüde katkıda bulunduğunu söylemek gerekir. Bu muharebeler 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, ardından gelen Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda hep yenilen, büyük kayıplar veren ordunun kendine güven duygusunu güçlendirmiştir. İstiklal Harbi'nin zaferle sonuçlanmasında bu özgüvenin büyük rolü olmuştur. Bunlara psikotarihçiler, bu son dönemlerde ortaya çıkan bir kavram, psikotarihçilik. Bu psikotarihçiler bunları şey olarak değerlendiriyor, toplumun hafızasındaki büyük travmalar diye değerlendiriyor. Bizde bu büyük travmalar yaşandı ve Çanakkale muharebelerindeki son Türk zaferi bu travmaları tedavi edici son derece önemli bir hadisedir. Uluslararası açıdan baktığımızda Çanakkale muharebelerinde Batı'nın yenilmez imajı, insanüstü insan imajı yıkılmıştır. Hani Gandhi'nin sözünü naklederler hep. Mustafa Kemal'i görmeden evvel, bilmeden evvel Tanrı'yı da İngiliz zannediyorduk diyormuş. Yani bu derece bir baskı ve zihinsel bir şey altındalar efendim. Bu bakımdan buradaki Çanakkale muharebeleri ve Mustafa Kemal Paşa'nın tabiatı ön planda onsuz Çanakkale Savaşı anlatılamaz. Tutup Leninsiz Bolşevik İhtilali anlatılabilir mi yani? Veya Hitler'siz şimdi Mussolini'siz İkinci Dünya Harbi anlatılabilir mi? Onun gibidir. Efendim, bu olayların toplumun hafızasında travmalar yarattığını değerlendiriyorlar. Bir de Yunanistan'ı düşünün. Bu muharebelerde, İstiklal Harbi'ndeki hadiselerden sonra bağımsızlık savaşını bile kendi kazanmamış. Bağımsızlığını 1829 Edirne Antlaşması'yla Rusya'nın sayesinde elde etmiş bir ülke. Sakarya ve Dumlupınar muharebelerinde kaybederek Anadolu'dan çekilen Yunan ordusunun ve Yunan halkının travmasını düşünün. Bize Osmanlı'nın yaşadığı travmaya göre. Anadolu'ya yönelen Yunan işgal ve istilasının Yunan ordusunun ağır bir yenilgisi ve geri çekilişiyle sonuçlanmış olması bugün Yunanistan tarafından tarihsel gerçekliğinden çok farklı bir şekilde dünya kamuoyuna anlatılmaya çalışılıyor. Bu geri çekilişin bir yenilgi olmadığı ifade ediliyor. Hani bugün soykırım iddiaları, pontusçuluk şunlara hiç girmeksizin söylüyorum sadece. Bunun bir yenilgi olmadığını söylüyor. Aleni söyleyen şey Yunan Cumhurbaşkanı Kostas Stefanopoulos. Bunun görev süresi 10 Mart 1995, 12 Mart 2005. Bu tarihler arasında. Yunan Cumhurbaşkanı Kostas Stefanopoulos bir askeri tatbikatın ardından Selanik'te yaptığı konuşmada 2003 yılında şöyle diyor. 1920-22 yenilgi değil,
büyük bir başarıydı diyor. Bilindiği gibi Bosna Savaşı sırasında da Sırplar hala Osmanlı'dan Kosova Savaşları'ndaki yenilginin intikamını almaktan bahsediyorlardı. İşte Karlofça'dan 93 Harbi dahil, Trablusgarp, Balkan vesaire bunlar dahil efendim yaşananlar Osmanlı halkı üzerinde de büyük bir travmaydı. Ha, hep Osmanlı halkı diyoruz ya, Türkler bunlar bahsettiğimiz Türk halk. Yoksa Osmanlı halkı deyince tabii Türk'ten başkaları da giriyor içine ama fatura onlara kesilmiyor hiç. Tam aksine devlet çatısı çöktüğünde, büyük mağlubiyet olduğunda Osmanlı kavramının içinde Türk olmayanların bir zararı yok. Şimdi onları da göreceğiz. Araplardan diğerlerine kadar nasıl hemen gönüllü işbirlikçilik yapacaklarını onu da söyleyeceğim biraz sonra şimdi. Onun için şu örnek gözümüzün önünde de Osmanlı İmparatorluğu çökerken de Türk halkı asıl eziyeti çekti ve yokluğu gördü. Bu bakımdan şey önemli. Bu travma meselesi çok önemli. Şimdi bu psikososyal etkenler düşünüldüğünde Çanakkale muharebelerindeki Türk ordusunun zaferi özellikle sömürgelerdeki Müslüman halkların Batı emperyalizmine baş kaldırışını cesaretlendirdiği değerlendirilir. Nitekim bu muhtemel etkinin İngiltere Deniz Bakanı Winston Churchill Çanakkale muharebelerinde yenilgi sayılacak bir çekilişin Mısır ve Hindistan'da tehlikeler doğuracağına dikkat çekiyordu. Çanakkale muharebelerinin diplomasi arka planında da içli ilginç gelişmeler ve pazarlıklar yaşanıyordu. 1915 yılının Şubat ayı ortalarından itibaren müttefikler arasında savaş sonrasına dönük pazarlıkların ve diplomasi faaliyetlerinin hızlandığı görülmektedir. İngiltere ve Fransa bütün politikalarını Çanakkale Boğazı'na geçileceği ve kısa sürede İstanbul'un işgal edileceği hesapları üzerine tanzim etmişlerdi. Balkan ülkeleri de böyle bir beklenti içerisindeydiler. Rusya yeni duruma göre vaziyet belirlemeye çalışmaktaydı. Gerçi savaş şartları içinde İngiltere ve Fransa kuvvetlerinin Boğaz'ı geçip Rusya'ya yardım ulaştırması hayati derecede önemliydi. Fakat bir taraftan da sıcak denizlere açılma politikası. Demin Sayın Hocam işaret etti, Viyana Kongresi'nde ilk defa bu hastadan pazarlıkları başladı. Sıcak denizlere açılma politikası tehlikeye giriyordu. Hatta Almanya ve Avusturya Osmanlı Devleti'nin müttefiki olduğu halde Çanakkale muharebelerinin gidişatına göre Osmanlı'dan bağımsız politika geliştirmekteydiler. Bu durum doğal olarak uluslararası diplomasi trafiğini hızlandırmaktaydı. Demin onun için dedim, o gün savaş cephesinde nice canlar feda olurken arka plandaki pazarlıklara bakınız. İngiltere Başkanı Lord Kitchener, Savaş Bakanı Lord Kitchener, Çanakkale ordusunun başkomutanlığını atadığı General Ian Hamilton'a veda ederken şöyle diyor. Eğer donanma geçerse İstanbul kendiliğinden düşer ve bir muharebeyi değil harbi kazanmış oluruz diyor, bakınız. Bu mesele harbi kazanmış oluruz demek, harp daha sonra 2 yıl uzadı yani. 2 yıl, 2,5 yıl uzadı yani harp. Bunun hesabını şey soruyor zaten, Sevr Antlaşması'na Osmanlı hükümeti itirazlarını söylediğinde müttefikler Osmanlı'ya çok sert bir cevap veriyorlar. Siz şunları 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 yaptınız başımıza dedikleri yerde bir de şu var. Su yollarını elinizde tutup diyor, savaşın en az 2 yıl uzamasına sebep oldunuz diyor. Ve böylece diyor Batı'ya çok büyük bir insan kaybı ve malzeme kaybına sebep oldunuz diyor. Atıfta bulunduğu yer Çanakkale'dir. Atıfta bulunduğu yer, bak orada bile hala akıllarının dibinde durmaktadır. O bakımdan bu cümle çok önemli tabii. Lord Kitchener'in sözü, muharebeyi değil harbi kazanmış oluruz diyor. Bu sözler İngiltere tarafından Çanakkale muharebelerinin Cihan Harbi'nin kaderini değiştirecek önemde olduğunun kabulü anlamına gelir. Başkent İstanbul'un düşmesi, Batı'nın izlediği hasta adam politikalarının erken bir tarihte gerçekleşme imkanı sağlayacaktı.
Bütün Orta Doğu İngiltere ve Fransa kontrolüne girecekti. Böylece Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi sağlanmış olacak. Ha, bu arada bir de arka planda Almanya'nın süper devlet, küresel devlet olma politikasıyla da çatışıyordu bu hadise. Çünkü Almanya'nın doğu politikası 5B diye formüle edilir. 5B diye ifade ederler. Şöyledir oradaki 5B. Berlin, Belgrad, Bükreş, Bosfor yani İstanbul, Bosfor ve Bağdat. Şu ekseni zihnimizde çizgisel olarak çizdiğimizde bütün Orta Doğu, bugünkü Orta Doğu'yu hesap edelim. Artık bunun üstüne enerji politikaları, doğalgaz, Süveyş kanalı, Basra Körfezi, İran hepsini katabilirsiniz. Böyle bir hat vardı Almanya'nın. Şimdi onun o hattıyla İngiliz Fransa'nın şark politikası ve hasta adam politikası tam birbirini kesmekteydi. Bu bakımdan da çok önemliydi. İşte Almanya da bunun hesabı içerisinde. Evet Osmanlı ile müttefik ama Çanakkale mevzu bahis olunca İngiltere ve Fransa ile hatta Rusya ile daha çok işbirliğine gidiyor. İstanbul'u ona teslim etmenin karşılığında ayrı barış anlaşması yapmaya çalışıyor Rusya ile Almanya. Bu bakımdan iki büyük Çanakkale muharebelerinin bu küresel hakimiyetin denge noktasında, nirengi noktasında kaldığını görüyoruz. Yani Fransa ve İngiltere'nin Doğu Şark politikası, Almanya'nın 5B politikası çapraza geldiğinde tam onları şeyde tutan, nirengide tutan, kilit taşı gibi mimarideki, kilit taşı gibi nirengide tutan Çanakkale muharebeleri oluyor. Çanakkale Kara Muharebelerinde de yenilgiye uğrayan İtilaf devletleri, özellikle İngiltere, kendini aşağılanmış hissetmiştir. Evet, Çanakkale Zaferi'nden sonra Gelibolu'ya dikilen ve kitabesinde İngiliz ve Fransızların Settülbahir'den firarları, 27 Kanun evvel 1331 yazılı olan anıt ki hemen ertesinde dikilmişti. Mütarekeden sonra buralara gelince bunu kaybettiler ortada. Bunu yok ettiler ortadan. Bununla beraber 20'ye yakın şeyi kaybettiler. Anıtı kaybettiler. Burada görülür mü bilmem ama bunu ihya etmek oradaki mahalli idareler için bence bir borçtur. Aynı yazıyı yazarak şurada aynısı diyor firarlarının kaçışlarının diyor efendim şey tarihidir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa da 9 Ocak'tan sonra İngilizlerin bu çekilişini anlatırken başarılı bir kaçış uyguladılar demiştir zaten. Başarılı bir kaçış ifadesini kullanmıştır. Onun için mesela oradaki hala mesela bunu hiç yapma şeyi yok. Bunu bir dikme girişimini hiç duymadım, hiç görmedim şimdiye kadar. Ancak şey oldu, ta 1960'lardan sonra Milliyet Gazetesi galiba, Hürriyet Milliyet Gazetesi bir kampanya açtı. Ve Çanakkale'de şimdiki bildiğimiz büyük abide dikildi oraya ki o da seneler sonra. Fakat bu çok önemli. Bu şunun gibi aynı. Dedim ya hani İngilizler kendilerini aşağılanmış hissettiler. Aynısını Kutulemare'de de hissettiler. Yani aynı şeyi söylüyorum. Bunların hepsi aynı damarın kahramanlıklarıdır yani. Kutulemare, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar. Bunlar hep aynı damardırlar. Önemli bir hadisedir efendim. Şimdi Kutulemare'de de onlar kendilerini hissederler. Aşağılanmış hissediyorlar uluslararası prestij bakımından. Nitekim aynı Çanakkale gibi Kutulemare zaferi de Kut zaferi olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarından ta 1950'ye kadar filan kutlanmıştır. Okullarda filan kutlanmıştır. Okullarda. Ancak 1950'den sonra yeni Türk hükümeti efendim geldiğinde İngiltere-Türkiye ilişkileri vesaire vesaire diyerek Kutulemare ders kitaplarından çıkarılmıştır. Ve konu da edilmez. Üniversite durumunda bile olan öğrenciler Çanakkale'yi bilir de Kutulemare'yi hele hiç bilmezler. Son iki yıldan beri bir şeyler duyuyoruz işte Kutulemare falan diye bazı kutlamalar vesaireler. Şimdi bakınız. Türk İstiklal Harbi'nin de zaferle sonuçlanması İngiltere'nin Orta Doğu projesini büyük ölçüde sekte vurmuştur. Şuna dikkat edersek İngiltere'nin daha da batının diyelim.
Batı devletlerinin, ki bunu Anglo-Sakson olarak şey Amerika'da dahil olarak efendim bunların yeni dünya projesi, yeni dünya projesini 1918-20'lerden sonraki yeni dünya projesine sekte uğran, bunun yürümesini engelleyen iki şey vardır işte. Biri Lenin ve Bolşevik ihtilali, biri de Mustafa Kemal Paşa ve İstiklal Harbi. Mamafi öbürünün revanşını aldılar. Doğu Avrupa yeni baştan minik minik devletçiklere bölündü ve Avrupa Birliği'nin şemsiyesi altında toplandı. Şimdi bahar hareketleriyle malum olduğu üzere Orta Doğu projesi 100 yıl gecikmeli olarak geliyor. Şimdi o zaman da Türk İstiklal Harbi ile İngiltere'nin Anadolu Karadeniz projesi tutmadı. Ama Doğu Akdeniz projesi tuttu. Burada Arap aşiretler ve Arap devletçikleri, İngiltere güdümünde Arap devletçikleri kuruldular. Bugünkü pozisyonlarına gelmiyoruz yeniden. Ama bunu şunu göstermek istiyorum. Buradaki büyük tabloyu, onların yeni dünya düzenini bozan, en baştaki dominoyu deviren Çanakkale muharebeleridir. En başta. O onu devirince bütün projeler yıkılıp gitmiştir. Aynı Doğu Avrupa'daki gibi. Ama 1989'dan sonra revanş alındı galiba ki Avrupa Birliği nezdinde oralar yeniden inşa oldular. Yeniden inşa oldular. Efendim, Çanakkale'yi işte böyle uluslararası strateji boyutunda yorumladığımızda önemi fevkalade ortaya çıkıyor. Fevkalade ortaya çıkıyor. Bütün bu önemiyle beraber halkımızın bir algılığını düşünsek bu hadiseyi, müthiş bir motivasyon. Efendim, 1916 yılının Ocak ayı başlarında İngiltere ve müttefikleri Gelibolu Yarımadası'nı boşaltıp çekilerek yenilgiyi fiilen kabul etmişlerdir. İngiltere Deniz Bakanı Churchill, deniz harekatındaki başarısızlık üzerine gözden düşüp bakanlık görevinden ayrılmak zorunda kalmış. Ve daha sonra alt bir pozisyon olan savaş komitesine üye olarak atanmıştır. Kara savaşlarının bütün hızıyla sürdüğü dönemlerde o hala Haziran-Temmuz aylarında hala Çanakkale cephesindeki mücadeleden bir başarı ümit etmekteydi. Hala. Beklentilerini 18 Haziran 1915 tarihindeki kara harplerinin sıkıştığı zaman İngiliz hükümetine verdiği bir memorandumda İngiltere ile savaşan 3 imparatorluktan birini saf dışı, yani Almanya, Avusturya, Osmanlı. O 3 imparatorluk biri Osmanlı. Bunu saf dışı etmenin ve dünyanın en ünlü başkentlerinden birini ele geçirmenin, İstanbul'u yani, ele geçirmenin müttefikleri üzerinde, kendi müttefikleri üzerinde derin bir nüfuz temin edeceğini ve zaruri bir işbirliğini güçlendireceğini ifade ediyor. Buna Balkanları da katıyor. Balkan ülkeleri diyor böylece İngiltere'nin politik çekim alanına doğru gireceklerdir diyor. Ama tabii Çanakkale bütün stratejileri değiştirdi. Mesela Bulgaristan Almanya safında savaşa girdi. Karadeniz'den kendini emniyette hissetti. Boğazlar tıkanınca. Efendim, Churchill ayrıca Balkan ülkelerinde bundan etkiledi. Hatta diyor ki bu etkilerin İtalya'ya da yansıyacağını. Ki malum İtalya bir süre sonra şey olur, taraf değiştirir. Yansıyacağını ve Asya kıtasının bile bu gelişmelerden etkileneceğini belirtiyor. Asya kıtasının bile. İşte uluslararası boyut. Bakınız Londra nere? Belgrad, Bükreş, İstanbul, Bağdat çizgisi nere? Hindistan nere? Bütün bu mıntıkanın kilit taşı Çanakkale olarak görülmektedir. Efendim, 26 Nisan 1915 tarihli Londra Antlaşması ile İtalya 12 adalar ve Trablusgarp'ta serbest kalırken, çünkü İtalya'nın şeyi arttı şimdi gücü, efendim kıymet arttı. Yani buradaki çıkarlarını ve varlığını İngiltere ve Fransa'ya kabul ettirirken yapılan gizli antlaşmalarla Anadolu'da Antalya yöresi ve iç batı Anadolu Konya'da dahil olarak İtalya'ya bırakılıyor. Niye? Onun için müttefik olarak kıymeti arttı. Rusya'da savaştan çekilmek üzere onun kıymeti arttı. Bu tavizlere karşılık olarak da İtalya
bir ay zarfında İngiltere safında savaşa katılacaktı. Nitekim 20 Mayıs 1915 tarihinde İtalya Avusturya'ya, Ağustos ayında da Almanya ve Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmiştir. Ekonomik ve sosyal sorunlarıyla başa çıkamayan Rusya'da ise Bolşevik ihtilali patlamış ve Rusya Cihan Harbi'nden çekilmiştir. Bu durum İtalya'nın durumunu, politik gücünü daha da artırmıştır. Rusya'ya gelince, müttefiklerin bir deniz taarruzuyla Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'a Rusya'sız girmeleri, tarihi sıcak denizler politikasının tehlikeye girmesi demektir. İngiltere ve Fransa buradan bir daha çıkmayabilirler. Ama Rusya için müttefiklerin zaferi hayati derecede önemli. Bu bakımdan Rusya, Çanakkale cephesine yakın olmak istemektedir. İngilizler ve Ruslar Karadeniz yönünden İstanbul Boğazı'na saldırmalarını istemektedirler. Yani Çanakkale cephesinin, Çanakkale muharebelerinin bir de İstanbul cephesi vardır. Veya Karadeniz Boğazı cephesi diyelim, bir de İstanbul cephesi vardır. Ruslar buradan da İstanbul'a, Karadeniz Boğazı'na saldırsınlar ki Çanakkale Boğazı'ndaki müttefik taarruzunun riski iyice azalsın. Yani İngilizlerin bakınız ne kadar sağlamcı diyelim olmaya çabalıyorlar. Bütün riskleri sıfıra indirmeye çabalıyorlar. Ve böylece hem İngiltere Çanakkale cephesinde bir ölçüde sarfiyattan ve kayıptan kurtulmuş olacaktır. Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'na saldırısıyla Rus donanmasının İstanbul Boğazı'na saldırmaları ortak harekatın ilk aşaması görülmüştür. İkinci aşamada müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçip Marmara Denizi'ne girebilirse adalar önüne geldiğinde Rusların da Karadeniz donanmalarıyla İstanbul Boğazı'nın tabyalarına saldırmaları öngörülüyordu. İkinci aşamada Çanakkale muharebelerinin ikinci aşamasında. Üçüncü safhada ise müttefik donanmasıyla Rusların Karadeniz donanmasının ortak harekatıyla Türk donanmasının imha edilmesi ve Türk direnişinin kırılması tasavvur edilmekteydi. Yani bu durumda hani Osmanlı'nın efendim işte İstanbul'u terk ederek Eskişehir'de savunma hattı kuracak, yok Konya'da bilmem yok. Yani bütün bunlar için hesap yok. Bir kere Çanakkale Barajı devrildi miydi? Müthiş bir istila altında kalacaklar. Tıpkı şeye benziyor, Sakarya Muharebesi'ndeki Yunan stratejisine. Onu burada şimdi mevzu etmeyelim ama eğer Sakarya Savaşı'nda Yunan Harbi galip gelseydi, Yunanların hedefi o sonbaharda Kızılırmak'a kadar ilerlemek ve Orta Anadolu'nun tarlalarındaki ekinleri yakmaktı. Yakmaktı, açlıkla bırakmaktı halkı ve orduyu ve ertesi baharda doğudan Ermenistan kuvvetleri, kuzeyden de Pontus kuvvetleriyle kaldıysa Türk ordusunu ve Kemalistleri Orta Anadolu'da boğmaktı. Hesapları buydu. Yani bu hesapları derken farz-ı muhal değil, Yunan şeyi bu. Yunan belgelerinin ifade ettiği bilgiler bu. Onun için şimdi Çanakkale de öyle. Aynı onun gibi imha etmek istiyor. İmha etmek istiyor. Yani bu iş Eskişehir'de. Evet. Kemiklerin gömülmesi meselesini unutmamak lazım. Komutanlar ve liderler böyle yerlerde belli ki komutan ve lider milletine hayat veriyor o anda. Efendim, şimdi Ruslar da şey yapıyor, yakın, savaşa yakın durmak istiyor. Tamamen İngiliz ve Fransa bırakmak istemiyor. Böylece müttefik donanması Karadeniz'e de hakim olunca Rusya'ya askeri yardım ulaşacak. Müttefikler de o Ukrayna ovalarının zengin mahsullerini elde etmiş olacaklardı. Fakat asıl Almanya Avrupa cephesinde iki ataş arasında bırakılarak mağlup edilecek ve Cihan Harbi müttefiklerin zaferiyle sonuçlanmış olacaktı. Harbin müttefiklerin zaferiyle kısa sürede sona erdirilebileceği değerlendiriliyordu. Osmanlı Devleti ise ani bir yıkımla karşı karşıya kalacak. Hatta Anadolu'da Türk varlığı sona erecekti. Anadolu ikinci Endülüs'ü yaşama tehdidiyle karşı karşıyadır. Çanakkale'yi geçmek ve sonrası için müttefikler bu hesaplar içindeyken Osmanlı yönetimi ve hanedan Eskişehir'e çekilmeyi düşünüyor. Hatta burada harem, maiyet ve hükümet için binalar kiralıyor. Bunlar için tahsisatlar ayırıyor.
Diğer taraftan da kıymetli malları da Konya'da muhafaza etmeyi düşünüyor. Çanakkale muharebelerinin Türklerin zaferiyle sonuçlanması bütün bu senaryoları boşa çıkarmıştır. Aksine savaş şartlarının daha da ağırlaşması sonucu tetiklenen Bolşevik ihtilali Rusya'yı savaştan çekilmek zorunda bırakmış ve neticede Batı siyasi, ideolojik ve ekonomik dünyalar bakımından ikiye bölünmüştür. Malum olduğu üzere Doğu bloku, Batı bloku, demir perde vesaire bölünmüştür. İtilaf devletleri ise Rusya'nın savaştan çekilmesiyle doğan askeri ve siyasi boşluğu doldurmak için ABD üzerinde yoğun bir propagandaya girişmişlerdir. Mesela ABD'nin savaşa katılması iki harpte de hem harbin seyrini değiştirdi hem de dünyanın seyrini değiştirdi. Normandiya'ya bir günde 1 milyon asker döktüler ve bir anda savaşın rengi değişti. Önemli. Burada da önemli. Ve farz-ı mahal ABD 1. Dünya Savaşı'na girmemiş olsaydı ama bunun ön şartı Çanakkale'ye geçmekti. Dünya nasıl olacaktı? Yeni bir dünya. Evet. Şimdi diyor ki hocam, ABD 1. Dünya Savaşı'na girerek İtilaf Devletleri sapına katılmış ve o tarafta yer almıştır. Şimdi siyasi gelişmelerin böyle olacağı yorumu o kadar güçlü ki Osmanlı'nın müttefiki Almanya, Rusya ile diplomatik temasa geçerek müttefikimiz. Hatta askerleri, komutanları Çanakkale Cephesi'nin komutanı Liman Paşa. Yani komutanları bizim Genelkurmayımızda paşa olmuşlar. Osmanlı nişanları ve madalyalarla çarpışıyor. Ama Almanya oradaki bir galibiyetten şey değil, emin değil. Orada yenileceğini düşünüyor. Hocam, bu noktada özetleme yaparsanız tamam, iyi olur. Peki hocam, fazla bir zaman aldım galiba. Evet. 45 dakika oldu. Efendim. Tamam. Sonuç ne kadar oldu efendim? 45 dakika oldu. Evet, evet. Tamam, öyleyse toparlayayım. Zaten evet, sonra da gelmiştik. Almanya bu arada iki defa Rusya ile temasa geçerek İstanbul'un Rusya'ya bırakılması karşısında Almanya ile Rusya'nın arasında barış anlaşması yapılmasını teklif ediyor. Yani tuhaf bir durum. Böylece hatta ilk mesajlarını da 10 Mart 1915'te şöyle veriyorlar. Şöyle bir mesajla: Rusya'ya ve Ruslara karşı ne Avusturya'da ne de Almanya'da hiçbir nefret yoktur mesajıyla bir dostluk mesajı ulaştırıyorlar oraya. Ve netice itibariyle Osmanlı tebası, hani Rumları, Ermenileri, gayrimüslimleri katmıyorum, Araplar da buradan bir fırsat devşirmeye çalışıyorlar. Onlar da Çanakkale'nin geçileceğinden emin. Ve Arap aşiretleri ve bu arada Mekke emiri ve diğer Arap liderleri İngiltere İngiltere hükümetine mektup yazıyorlar. Eğer bizim bağımsızlıklarımızı desteklerseniz sizin harekatınızda sizinle birlikte işbirliğini yaparız diye. Teba. Teba. Bunlar ve efendim Osmanlı deyince bunlar da işin içine giriyor tabii. Bu bakımdan efendim onlar da böyle bir işbirliği içerisine giriyorlar Osmanlı hükümetine karşı. Efendim bu arada Churchill'in şöyle bir teklifi daha var. Çanakkale üzerinde bu derece harekat edilirken diyor ki Çanakkale'de muhtemel bir başarısızlık olursa diyor İskenderun'a çıkartma yapalım. Yani o zaman şunu diyor, hala prestij yorumu. Eğer diyor orada çekilmek zorunda kalırsak deriz ki diyor İskenderun'u zapt edecektik de bunu örtmek için Çanakkale'ye taarruzda bulunduk. Arka planda neler düşünülüyor? Churchill'in tekliflerinden birisi. Sonuç olarak Çanakkale muharebeleri Cihan Harbi'nin diğer cephesindeki muharebeler gibi değildir. Ana vatan savunmasıdır. Türklerin galibiyetiyle birlikte gelecekte apayrı bir dünya kurulmuştur. Günümüzde ise iki satır söylemekten geçemeyeceğim. Destansı bir yenilginin sahibi olan müttefikler anma törenleri ve yayınlarıyla Çanakkale muharebelerinin cereyanını ve sonucunu neredeyse ters çevirirken galibiyetin asıl sahipleri bu hatıraya iftiharla tek yürek, tek vicdan olarak sahip çıkmak
ve bunu korumak hususundaki kararlılıklarını sürdürmek zorundadırlar. Bu son zamanların hani meşhur olan bu bir beka meselesidir. Diyorum ve fazla zaman aldığım için değerli izleyicilerim. Evet, çok hocam, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sen son derece önemli süreci oldukça ayrıntılı bir şekilde ortaya koydunuz. Çok da müstefit olduk. Ağzınıza sağlık. Ben süreyi bir dikkate alarak evet Çanakkale büyük kahramanlıkların, büyük fedakarlıkların sahnelendiği bir alandı. Ama tabii bu zafer çok büyük bedeli de ortaya koydu. Yani çok canlarımız gitti. Büyük nesiller kaybetti. Bu itibarla ben Sayın Doçent Doktor Cemile Hocama şunu soruyorum. Yani çok beyinler kaybettik. Eğitim alanımıza, fikriyat alanımıza nasıl bir sonuç bıraktı Çanakkale? Bu yönden de bize bilgi verirseniz çok sevinirim. Buyurun hocam. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın coğrafi olarak küçük, sonuçları itibariyle oldukça büyük bir parçasını oluşturuyor. Çanakkale Savaşları'nın az önce hocam da ifade etti zaten, Türk ve dünya tarihi açısından son derece önemli sonuçları var. İtilaf devletlerinin başarısızlığıyla sonuçlanan bu savaş, Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiş, savaş uzamış, daha geniş bir alana yayılmış ve yeni cepheler açılmıştır. Bunun beraberinde Rusya'da ekonomik ve sosyal sıkıntılar artmış ve bu durum 1917 Bolşevik İhtilali'nin gerçekleşmesinde etkili olmuştur. İngiltere'de ise hükümet değişikliğine yol açmıştır. Neticede taraflar binlerce kayıplar vermişler. Aynı zamanda milyonlarca sivil bu gelişmelerden direkt olarak etkilenmiştir. Şimdi biz Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarını incelerken savaşın sadece askeri ve siyasi boyutları üzerinde durmamız maalesef yeterli olmuyor. Savaşın sosyal ve ekonomik boyutları, Türk halkı üzerindeki tesirleri, cephe gerisindeki sosyal hayata etkileri, yani sağlık, eğitim, kültür, işte insan kaynakları üzerindeki etkileri gibi ayrıntıları da dikkatlice ele almamız gerekiyor. Şimdi Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kayıplar Türk milletine gerçekten çok pahalıya mal olmuş. En fazla ihtiyacı olduğu bir dönemde Türk milleti binlerce okumuş aydın evladını bu savaş neticesinde kaybetmiş ve bunun acılarını, bu durumun getirdiği olumsuzlukları yıllarca üzerinden atamamıştır. Ülkenin beyin takımını oluşturan, küçümsenemeyecek bir sayıya ulaşan bu kayıpların olumsuz etkileri, savaş sırasında olduğu kadar bu savaşı izleyen milli mücadele döneminde de fazlasıyla hissedilmiştir. Çünkü bu savaşta verilen binlerce şehit, yaralı ve hasta aslında ülkeyi kalkındıracak fertlerin de kaybı anlamına geldiğinden milli mücadele sonrası ülkeyi kalkındıracak bu kadroların eksikliği daima hissedilmiştir. Düşünün, lise son sınıf öğrencilerinden üniversitelere, medrese talebelerine kadar bütün gençlik adeta birbirleriyle yarışırcasına cepheye koşmuş. Hatta İngiliz General Aspinall'in Türklerin çiçekleri, yani geleceği olan gençleri şeklinde ifade ettiği Türk milletinin geleceğini inşa edecek olan bu gençler elimizden kayıp gitmiştir. Birinci Dünya Savaşı neticesinde, Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan çeşitli savaşlar, Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları'nın ağır şartları İstanbul ve Anadolu'daki çeşitli işte medreseler, liseler, Darülfünun gibi okulların neredeyse tamamının düzenli bir eğitim öğretim hayatı sürmelerini engellemiştir. Yani öğrencilerin çoğunun askere gitmesiyle okulların çoğu boşalmış ve okul binaları da işte hastane, karargah gibi çeşitli hizmetlerde kullanılmıştır. Zaten seferberliğin ilan edilmesiyle birlikte 20 yaşından
45 yaşına kadar olan herkes silah altına alınmaya başladığında askerlik çağındaki diğer üniversite öğrencileri de silah altına alınmışlar. Bunun dışında gönüllü öğrenci ve Darülfünun taburları adıyla çeşitli cephelerde savaşmışlardır. Tabii ancak sadece üniversitede okuyan gençler silah altına alınmamış, her geçen gün artan asker ihtiyacını karşılayabilmek için zamanla okullarda hala eğitimi devam eden çok sayıda lise ve denge okul talebeleri de eğitimlerini yarıda bırakarak vaktinden önce silah altına alınmaya başlanmışlar. Yani görüldüğü gibi Birinci Dünya Savaşı'nda ve Çanakkale Savaşları'nda yani insan kaybı o kadar artmış ki asker ihtiyacının karşılanabilmesi için daha zamanı gelmemiş celp dönemleri silah altına alınmaya başlanmış. Bu doğrultuda öncelikle celbi yapılacak olan 1896 doğumluların ilk muayenelerinin ardından bir yıllık bekleme süresi kısaltılmıştır. Ardından 1897 doğumluların normalde muayeneleri işte muayene süreleri beklenmesi gerekirken bu sürede öne çekilmiş, birkaç ay öncesine çekilmiş ve böylece bunların da bekleme süreleri kısaltılmıştır. Yani şunu demek istiyorum. 6 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bu iki celp dönemi silah altına alınmıştır. Ki tabii bu durum aynı zamanda binlerce lise ve denge okul talebelerinin eğitimlerini yarıda bırakarak vaktinden önce silah altına alınmaları anlamına geliyor. Ardından 1914 yılında çıkartılan mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkati yani geçici askeri mükellefiyet kanununa göre askerlikten muaf veya tecilli tutulan sultani ve idadi talebelerinin artan asker ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla zamanla bunların da silah altına alınma mecburiyetinin doğduğunu görmekteyiz. Tabii bu durumda Sultan 5. Mehmet Reşat 27 Mayıs 1915 tarihinde bir irade yayınlamış. Böylece mükellefiyeti askeriye kanununda değişiklik yapılarak lise talebeleri de askere çağrılmıştır. Sultan Reşat'ın tabii bu iradesinden sonra Harbiye Nezareti tarafından da 1916 tarihinde yine bir tebliğ yayınlanmış. Böylece 1898 ve 1899 doğumluların da askere alınmasına karar verilmiştir. Özellikle de fiziki yapıları müsait, işte silah kullanmaya yetenekli olan lise öğrencilerinin kıtalara teslim olmaları istenmiş. Bunlar kısa bir askeri eğitimden sonra cephelere gönderilmişlerdir. Yani şunu söylemek istiyorum. Milletin geleceğini tesis edecek olan öğrenciler ve gençler okullarını ve derslerini bir kenara bırakarak vatan müdafasına koşmuşlardır. Genç ve okul çağındaki nüfusun askere alınmasına ilişkin kanun çıkarılması, Çanakkale Savaşları'nda öğrencilerin de yer aldığının en büyük göstergelerinden birisi olup, zaten bu yıllarda birçok lisenin öğrenci sayısı oldukça azalmış, eğitime ara verilmek zorunda kalınmıştır. Örneğin Sivas Lisesi'nde tüm son sınıf öğrencilerinin Çanakkale Savaşı'na gönüllü olarak katılmaları sebebiyle okul 1915 yılında mezun verememiştir. Aynı şekilde ben Balıkesir İdadi ve Sultanisi'ne ait bir sannameyi transkrip etmiştim. Orada da bu dönemde hiç mezun verilmediği birkaç yıl boyunca hep karşısında yazıyor işte Çanakkale Savaş'a katıldığı ve şehit olduğu şeklinde böyle bir tablo resmi olarak da karşıma çıkmıştı. Sadece Sivas değil, işte söylediğim gibi Karesi, Çanakkale, İstanbul, Galatasaray, Vefa, Bursa, Edirne, Kastamonu, Ankara, Kayseri, Konya, İzmir, Bilecik, Bolu, Kütahya, Denizli, Trabzon gibi daha birçok sayabileceğimiz liselerin savaş sebebiyle eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığı, öğrencilerinin de çoğunun gönüllü olarak savaşa katıldıkları ve bunların büyük çoğunluğunun cepheden geri dönemediklerini bilmekteyiz.
Yani şunu söyleyebiliriz. 1915'te Anadolu'da her 3 haneden ortalama bir şehit çıkmıştır. Ve Çanakkale cephesi eli kalem tutanlarımızın, yani okumuş ve okuyan gençlerimizin çarpıştığı, eriyip tükendiği yegane cephelerdendir. Yani sonuç olarak savaşların toplum üzerindeki askeri ve siyasi etkilerinin yanında aynı zamanda özellikle cephe gerisinde sosyal, ekonomik, kültürel yaşam, eğitim, öğretim, sağlık ve spor faaliyetleri üzerindeki etkilerini de kesinlikle göz ardı etmememiz gerekmektedir. Çanakkale savaşlarını da cephe ve cephe gerisindeki etkileriyle beraber incelemek, savaşın önemini ve bizlere kazandırdıkları ve kaybettirdiklerini daha iyi anlamamız açısından çok büyük önem taşımaktadır. Çanakkale savaşlarında elde edilen zafere rağmen Türk milletinin geleceği adına yaşanan ağır kayıplar kesinlikle göz ardı edilemez. Gerçekten Çanakkale savaşlarında geleceğin Türkiye'sini imar edecek olan eğitimli bir nesil, bir gençlik kaybolup gitmiştir. İşte İngiliz General Aspinall'in şu ifadeleri durumu çok güzel ortaya koyuyor. Diyor ki, biz Çanakkale savaşlarını kaybettik ancak bu savaşın bizim için en büyük kazanımı Türkiye'nin okumuş gençliğini, dolayısıyla geleceğini ellerinden almamız olmuştur. Gelibolu'daki muharebeler Türklerin çiçeklerini yedi bitirdi şeklindeki ifadeleri. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün biz Çanakkale'ye bir Darülfünun gömdük ve Sultan II. Abdülhamit'in eyvah göz bebeklerim gitti şeklindeki haykırışları bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani Anadolu'nun ve İstanbul'un ve Anadolu'nun dört bir köşesinden eğitim lise, üniversite, medrese talebeleri, öğretmenleri, çeşitli mesleklere mensup yetişmiş insanların çoğu gönüllü olarak cepheye koşmuş. Gençlikleri eda etmeli, memleketin yükselmesini sağlayacak ilim ve irfan sahibi olan Türkiye'nin geleceği adına Türkiye'nin aydın gençliğinin çok büyük bir kısmının şehit olması geleceğimiz adına büyük bir kayıp olarak kendisini gösteriyor ve Çanakkale savunmasında köylüsünden aydınına, alimine kadar bütün millet göğsünü düşmana siper etmiştir. Burada da kendini bariz bir şekilde bu durumu görmekteyiz. Bunların dışında Çanakkale savaşlarının cephe gerisindeki etkileriyle ilgili olarak işte köylerin boşaldığı, erkek nüfus cephede savaştığı için ekonomik faaliyetlerin durma noktasına geldiği, tarlaların ekilip biçilemediği, üretimin azaldığı, kıtlıkların yaşandığı, tarıma dayalı Osmanlı ekonomisinin çöktüğü, nüfus artışında büyük düşüşlerin yaşandığı, çoğu evde zaten kadınların yetim evlatlarıyla yalnız kaldığı, okulların büyük bir kısmında öğretmen ve öğrenci yokluğundan dolayı az önce de ifade etmeye çalışıyorum zaten. İşte eğitim öğretime ara verildi. Binaların askeri amaçlı yahut da işte yaralı tedavi saniye düşüyor. Ortalama geldiğinde kadınlara ellerine silah alıp kaldıkları mekte. Şimdi Türkiye'nin insan kaynaklarının de burada sarf edilmesi ve bu kayıpların olumsuz etkisiyle zayıf bu savaşı yani mücadele ve Cumhuriyet'in ilk eğitimli ve iyi yetişmiş insanlarımızın kayıpları yani nitelikli insan kayıpları neticesinde yaşanan olumsuzlukların günümüze getirdiğini söylemek bence yanlış olmaz. Yetişmiş insan kıtlığının aşılması ülkemize çok zaman kaybettirmiştir. Çünkü özellikle
Özellikle milli mücadele döneminden sonra ve ülkemizin bulunduğu sosyal, siyasi ve çeşitli sıkıntıların yaşanmaması aslında kaybedilen bu değerler sayesinde mümkün olabilirdi. Yani kayıplar olmasaydı çok sıkıntı belki yaşanmayabilirdi. Yani kısacası milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık, barış ve huzur ortamını, tahsillerini ve ideallerini, gençliklerini, kısacası hayatlarını hiç tereddüt etmeden feda eden bu insanlara borçlu olduğumuz kesinlikle unutulmamalıdır. Ben bütün şehitlerimizi vatan uğruna canını feda etmekten kaçınmayan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Cemil Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bizler burada Çanakkale'yi 106. yılda tekrar etraflı bir şekilde gerek Barış Hocam, gerek Nur Hocam, gerek Cemil Hocam değişik boyutlarıyla ele aldık ayrıntılı bir şekilde. Bana göre gerçekten bu çok önemli olan zafer. Burada gerçekten etraflıca ve doyurucu bir şekilde ele alındı. Umarım özellikle başta gençler olmak üzere milletimiz bu güzel bir bilgilerden müstefit olmuşlardır. Bunlar bizim için çok önemli. Özellikle burada Nuri Hocam'ın dile getirmeye çalıştığı konuyu ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Birçok milletin tarihinde rastlanmayan bu son derece önemli ve bütün dünyanın hem Birinci Dünya Savaşı'nın kaderi olduğu kadar sonrasındaki siyasi ve uluslararası ilişkilerin dengelerini değiştiren son derece önemli zaferin gelecek nesillere daha etkili bir şekilde aktarılması burada hepimizin, sadece bizlerin değil, bütün millet olarak hepimizin vebali olan bir konudur. Dolayısıyla bir kez daha ben Nuri Hocam'ın söylediği o konunun altını çizmek istiyorum. Barış Hocam'a verdiği, özellikle bölgeden, Çanakkale'den verdiği o enteresan, ilginç, oldukça önemli bilgiler için ve Cemil Hocam'a bandırmadan verdiği bilgiler için oldukça teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Özellikle tekrar ben programı kapatmadan önce başta Sayın Rektörümüz olmak üzere üniversitemize böyle bir imkan sağladıkları için özellikle teşekkür ediyorum ve sözlerimi bitirirken özellikle şunun altını vurgulamak istiyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de şehit olan ve milli mücadelemizde şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ve büyük komutan, büyük lider Mustafa Kemal'i de bir kez daha minnetle, şükranla yad ediyorum. Milletimizin bugünlerini iki her zaman gelecek nesillere aktarmak mecburiyetinde olduğumuzu da dile getiriyorum ve hepimize katılanlara ve ekranları başında olan tüm öğrencilerimize, dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.